Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte bir cari takip programı yapalım. Çok detaylı olmayan, basit ama işimizi görecek bir cari takip programı yapalım. Bunun için öncelikle carilerimizi ayrı bir Excel sayfasında oluşturalım ve bunları bir cari sayfası oluşturalım. Ayrı bir sayfada da veri giriş sayfasında da bu cari sayfasında oluşturduğumuz değerleri cari veri giriş sayfasında kullanalım. Daha sonra da üçüncü bir sayfada raporlarımızı oluşturalım. Sayfa 1'imiz veri giriş sayfası olsun. Yeni bir sayfa ekleyelim. Buraya da cariler diyerek carilerimizi tanımlayalım. Örneğin 5 tane cari tanımlayayım ben. Prestige, A Fikir olsun, HM Web olsun, Erbakır olsun ve Denkim olsun. Carilerimizi tanımladık. Carilerimizi daha fazla cari de tanımlayabiliriz. Şimdi sayfa 1'e gelip bir veri giriş sayfası oluşturalım. Raporlarda kullanılmak üzere öncelikle buraya bir yıl, buraya bir ay, buraya da bir tarih diyelim. Ve buradan da cari diyerek carimizi seçelim. Carilerimizi buradan seçelim. Tür diyelim, mal alışımı yapacağız, ödememi yapacağız. Ve bundan sonra da açıklama 1, açıklama 2 ve açıklama 3 diyerek, buraya da tutar diyerek tablomuzu açıklama alanlarını tanımlayalım. Şimdi burada şuradaki yıl ve ayı bakın biraz daraltalım, çok işimize yaramayacak. Şimdi caride tanımladığımız değerlerin hatayı engellemek açısından, yani birinde prestij yazıp birinde başka bir şekilde yazmayı engellemek açısından veri doğrulama yapalım. Örneğimizi 100 kayıt için yapacak olursak 3. satırdan itibaren 103'e kadar seçin. Bunu isterseniz aşağı doğru siz uzatabilirsiniz. Çok büyük sıkıntı değil. Çünkü sınır yok. 100 satırlık seçtim. Veriden veri doğrulama diyorum. Buradan da liste diyerek kaynak kısmına geliyoruz. Kaynak kısmında da sayfa 2'deki carilerimizin isimlerinin olduğu yeri seçiyoruz. Arkadaşlar burayı geniş seçin. Çünkü burada 5 tane firma ismi varken daha sonradan eklediğimiz carileri görmek isteyebiliriz. Örneğin bunu 3. satırdan 33'e kadar seçersem 30 carilik bir program olur. 53'e kadar seçersem de 50 carilik bir program olur. Bunu 500'e kadar seçerseniz de 500 carilik bir program olur. Buna tamam diyoruz. Ve carilerimizi buradan bakın karşısına geldi. Güzelliği nedir? Buraya gelip örnek olarak yeni bir cari yazdığınız zaman Vidoport yazalım. Sayfa 1'de bakın buradaki cari otomatik olarak gelir. Bu sayede siz buradaki hatayı engellemiş olursunuz. Ve alta doğru da istediğiniz kadar, seçtiğiniz ana kadar cariyi tanımlama şansınız olur. Şimdi burada tarihe girelim. Günün tarihini girmek için Ctrl Shift noktalı virgül yandan genişletelim. Carimizi seçelim. Örnek olarak Prestige seçtim. Tür kısmına mal alışımı yapıyoruz. Yani biz firmaya borçlanıyor muyuz yoksa ödeme mi yapıyoruz? Bunu belirleyelim. Buraya mal alışı diyelim. Mal alışı. Buraya da fatura numarasını yazacağım. 123 no'lu fatura. Detayını yazabilirsiniz. Buradaki işte şundan alınan, şu firmadan alınan, şu ürün alınan, işte şu cari için alınan gibi. Tutarını da 3400 lira olarak girelim. Hemen tutar tutumunu seçerek girişten binlik basamaktan ayırarak düzgün bir tablo yapalım. Benzer şekilde günün tarihini tekrar girelim. Tekrar prestije. Bu sefer ödeme yapalım. Nakit ödeme yapalım. 345 no'lu makbuz diyerek açıklamasını yazalım. Ve 1000 lira nakit ödeme yapalım. Tekrar prestije geldik. Prestij. Ödeme tekrar. Banka ödemesi. Garanti bankası. Şu no'lu hesap diyebiliriz açıklamasını. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. 1200 lira da buradan ödeme yapalım. 2200 lira oldu. Son olarak da tekrar prestij diyelim, ödeme diyelim ve çek olarak verelim. Burada kendi çekimiz diyebiliriz, şu banka çekebiliriz diyebiliriz ya da şu no'lu çek diyelim. Detayını buradan da yazabiliriz ve örnek olarak da 600 liralık çek verelim. Tekrar geldik buraya, günün tarihini girelim ve farklı bir firma seçelim. A Fikir Ajansı'ndan örneğin mal alışı diyelim. No'lu fatura.
Açıklamasını yazabilirsiniz. Kurumsal kimlik diyebiliriz ve 5.000 liralık bir faturamız olsun. Bu arkadaşlara da tekrar A Fikir Ajansı'na ödeme yapalım. Çek ödemesi yapalım. Noğlu çek ve ödemesini de 3.400 lira olarak yapalım. Çek senet de olabilir. Ayrı çek yazma yerine çek senet de yazabiliriz. A Fikir diyelim tekrar. Ödeme diyelim. Nakit diyelim. Ve noğlu makbuz diyelim. Buna da 1.000 liralık bir elden nakit ödeme yaptık. Düşünün. Şuradaki yıl ve ayları bulduralım hemen. Yılı buldurmak için eşittir yıl. Parantezi açtık. Parantezi kapatıyoruz. Eşittir ay diyoruz. Parantezi açtıktan sonra tarihin olduğu hücreyi seçiyoruz. Ve bunun buraya kadar değil aşağı kadar kaç satırlık planladıysak bu işlemi aşağıya kadar çekmemiz gerekir. 53 satırlık. Daha sonra bunları gizleyebiliriz. Bu şekilde günlük veri girişimizi yapacağımız bir listeyi oluşturabiliriz. Şimdi buradan bu prestij firmalarına, A Fikir firmasına ya da diğer firmalara yaptığımız borç alacak durumumuz nedir? Ne kadar borcumuz var? Ne kadar alacağımız var? Ne kadar çek, senet, nakit ödememiz var gibi detayları isterseniz adım adım yapalım. Bir firma daha farklı girelim. O da şey olsun. Buradan geldim. Örneğin Denkin firmasından mal alışımız olsun. Ne olur fatura ile detaylarını buralara yazabiliriz ve 5.600 liralık bir mal alışımız olsun. Şimdi sayfa 2'de oluşturduğumuz carilerden gelin yeni bir sayfa ekleyelim. Sayfanın adını da rapor sayfası olarak değiştirelim. Buradaki sayfa 2'deki carilerimizi sayfa 3'teki rapor ekranına bağlamamız lazım. Şöyle bir sayfa yapacağız. Cariler, borç, yani bizim mal alışlarımızdan dolayı doğan borcumuz, alacak ve baki. Cariler direkt buraya otomatik olarak gelmesi lazım. Ve bir detay, buraya yeni bir cari girdiğimiz zaman rapor sayfasına da bu carinin otomatik olarak gelmesi lazım. Ve borç alacak hesaplarının otomatik olarak buraya yansıması lazım. Bunun için arkadaşlarım şu alanı, yani sayfa 2'deki carilerimizin olduğu alanı, kaç carilik için bunu planladıysak, örneğin biz bunu 53-50 cari için planladık, seçiyoruz. Sağ buton kopyala. Direkt yapıştır yaparsak olmaz. Bir kere onu yapar. Ama biz bunu sağ butona gelip özel yapıştırdan bağ yapıştır dersek oradaki alanları direkt buraya bağlarız. Yani oraya bir veri girildiği zaman otomatik olarak buraya da bir veri girilir. Tabii doğal olarak olmayan veriler sıfır olarak karşımıza geldiği için güzel de bir görünüm olmaz. Hemen bunu nasıl çözeriz? Koşullu biçimlendirmeden, girişte yer alan koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula, eşittir. Sıfır otomatik geldi. Sıfır seçtikten sonra özel biçim rengini de beyaz yaparak tamam dediğimizde buradaki değerleri gizleriz. Sadece gizliyoruz. Şimdi borç, alacak ve baki değerlerini burada nasıl bulduracağız? Şimdi sayfa 1'e geldiğimizde mal alışlarımız bizim borçlandığımız değerler. Ödemelerimiz ise karşı tarafa doğru alacak değerler. Şöyle yapacağız. Rapor sayfasına gelin. Eşittir. E-topla. Şimdi neyi topluyoruz? Aralık. Aralığımız nerede? Sayfa 1'de. Şuradaki sütunda. E-topla işimize yarar mı? Düşünelim. Bir dakika. Bakın. Burada kaç şartımız var? Hem borç hem de firma şartımız var. O zaman çok e-toplayı kullanalım. E-topla tek şart yaptığı için işimize yaramayacak. Çok e-topla diyoruz. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütununu toplayacak. Noktalı virgül. Birinci ölçüt aralığımız firmalar sütununda noktalı virgül. Rapor sayfasındaki şu değer. Tekrar noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız sayfa 1'deki tür sütunundaki noktalı virgül. Ölçütümüz ise tırnak içinde mal alışı. Tırnağı kapatıyoruz. Parantezde kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda bakın bu değerin geldiğini görürüz. Bunu artık 53 satır için, tabii diğer satırlarda olması için çekeceğiz. Bakın sıfırlar buraya da geldi. Binlik basamaktan ayıralım. Bu şekliyle bir mal alışlarımız var. Şimdi ödemelerimizi bulalım. Eşittir
Hatta isterseniz şuraya şöyle borç değil de şuraya mal alışı diyelim. Alışlarımız, ödemelerimiz daha anlaşılır olsun. Ve baki. Evet, ödemeyi bulmak için tekrar çok E topla parantezi açtık. Aralık toplamımız benzer şekilde tutar sütunu noktalı virgül. Birinci ölçütümüz firmalar sütununda noktalı virgül. Git rapor sayfasındaki şu firmayı topla noktalı virgül. İkinci ölçütümüz sayfa 1'deki şu sütunda tür sütununda tırnak içinde ödeme değerlerini topla. Yani Prestige'in yaptığı ödemelerin toplamını bul ve bunu da aşağı doğru çektiğimizde ve binlik basamaklarını ayıralım. Evet. Hangi firmadan ne kadarlık mal almışız? Bakın ne kadarlık bir ödememiz var ve doğal olarak da bakiyemiz burada nedir? Bunu buradan rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi hemen şuradan şöyle seçelim. Tekrar bakın. Tablonun ilk hücresine tıkladım. Ctrl Shift sağ ok, aşağı ok. Tüm değerleri seçtik. Koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurguladan eşittir. 0 ise özel biçimden geliyoruz. Buradan renk kısmından beyazı seçip tamam dediğimizde buradaki bakın değerlerin artık gözükmediğini, gizledik gözükmediğini görürsünüz. Bunları hemen isterseniz şuradan kenarlık gibi eklemeleri rahatlıkla hızlı bir şekilde yapabiliriz. Vidoport'a bakın bir alış ve ödeme girelim. Sayfa 1'e geldik. Bunun tarihini girdim. Buradan Vidoport'u seçiyorum. Mal alışı girdim. 45 nolu fatura diyelim ve 3.300 liralık bir ödeme girelim. Şimdi bu ödemenin rapor sayfasına yansımış olması lazım. Bakın, Vidoport'a 3.300 liralık mal alışımız olduğu için borçlandık. Bakiyesi de bizde 3.300 lira gösteriyor. Burada şunu da yapabilir miyiz? Düşünmek gerekir. Mal alışı yüksekse eksi olsun, eksi değer göstersin gibi yapılabilir. Şimdi tekrar Vidoport'a örneğin 14 ya da 1.9 tarihinde Vidoport'a ödeme yapalım. Çek ödemesi yapalım. Detayına girmeden 2.300 liralık bir çekimiz olsun. Bir detay. Tarihi dikkat ediyorsanız 1.9 geldi. Hemen tarih sütununu seçin. Şuradaki hızlı biçimlendirmeden kısa tarih seçin. Tarih düzelsin. Rapor sayfasına baktığınız zaman da görünen Vidoport'a 1.000 liralık bir bakiyenizin olduğudur. Şimdi şunu yapalım. Aynı sayfaya isterseniz carilerin tekrar cariler, nakit, çek, senet, çek senet de yazabilirdik. Banka gibi ve toplam diyerek. Acaba hangi cariye ne kadar nakit, ne kadar çek, ne kadar bankayla ödeme yapmışız? Bunu göre. Benzer şekilde sayfa 2'deki carilerimizin kaç carimiz varsa, kaç carilik bir plan yaptıysak kopyalıyoruz. Rapor sayfasına geldik. Tekrar özel yapıştırdan bağ yapıştır diyerek bunları buraya alıyoruz. Sıfırları en son komple kaldıralım. Şimdi nakit acaba ne kadar olmuş? Bakın eşittir. E topla işimize yaramaz. Tek şart değil, iki şart var. Hem prestij olacak hem nakit olacak. Çok E topla tekrar yapacağız. Çok E topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütunumuz. Bunları alışın artık. Basit şeyler. Ölçüt aralığı birimiz markalardaki rapor sayfamızdaki markalar sütundaki prestij, yani firmalar sütundaki prestij noktalı virgül. İkinci ölçütümüz ise sayfa 1'deki açıklama 1 sütunundaki noktalı virgül tırnak içinde nakit olan değerler. Tırnağı kapatıp parantezde kapatıyoruz. Enter'a bastığımız zaman bakın buraya nakit 1000 lira ödeme yapıldığını ve kime ne yaptığımızı görürüz. Şimdi bunu yana doğru kopyalarsak arkadaşlar hataya düşer. Sabitlemeler yapmamız lazım. İsterseniz çok E toplayı daha iyi öğrenmek için sabitlemeyi yapmayalım. Tekrar çok E topla yapalım. Bakın çok E topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütunumuz noktalı virgül. Ölçüt 1 aralığımız markalar cariler kısmındaki firma isimleri. Ölçüt 1'imiz ise şurada oluşturduğumuz rapordaki prestij noktalı virgül.
İkinci ölçüt aralığımız sayfa 1'deki açıklama 1 sütunu. İkinci ölçütümüz ise sanırım bankaydı. Banka değerleri. Enter'a bastığımızda çekmiş. Düzeltelim. Çift tıklayın. Şuradaki bankayı tırnak içinde çek yapın. Enter'a bastığınızda şey yaparız. Bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman diğer değerlerin hesaplandığını görürüz. Bankayı hesaplayalım. Tekrar çok iyi topla. Benzer şekilde sayfa 1'de tutar sonunda noktalı virgül. Carilerde git. Rapor ekranında prestije gel. Noktalı virgül. Tekrar sayfa 1'de buradaki yerde de tırnak içinde çek deyip tırnak kapatalım. Parantezde kapatalım. Enter'a bastığımız zaman bunlar da karşımıza gelir ve genel toplamları da eşittir. Topla diyerek bu değerleri buradan alıp Enter'a bastığımızda işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Toplam değerleri bulduktan sonra şöyle yapalım. Bu tabloyu komple seçelim ve benzer şekilde koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula eşittir 0 diyerek ve özel biçim diyerek buradan beyazı seçip isterseniz bunları bu şekilde tekrar gizleyebilirsiniz. Artık burada tabi binlik basamaklarını yaptıktan sonra belki tekrar yapmak lazım. Evet. Burada tek bir sayfadan firmaya olan bütün borcunuzu, bakiyenizi, alacağınızı, borcunuzu alacağınızı ve detaylarını da buradan görmeniz mümkün. Hatta istersek ayrı bir sayfada da, gerçi burada da görüyoruz onu. Hani ayrı bir yan tarafta da mal alışlarımızı da yapalım mı? Gerek yok. Burada zaten görülebiliyor. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte bir cari takip programı yapalım. Çok detaylı olmayan, basit ama işimizi görecek bir cari takip programı yapalım. Bunun için öncelikle carilerimizi ayrı bir Excel sayfasında oluşturalım ve bunları bir cari sayfası oluşturalım. Ayrı bir sayfada da veri giriş sayfasında da bu cari sayfasında oluşturduğumuz değerleri cari veri giriş sayfasında kullanalım. Daha sonra da üçüncü bir sayfada raporlarımızı oluşturalım. Sayfa 1'imiz veri giriş sayfası olsun. Yeni bir sayfa ekleyelim. Buraya da cariler diyerek carilerimizi tanımlayalım. Örneğin 5 tane cari tanımlayayım ben. Prestige, A Fikir olsun, Haşem Web olsun, Erbakır olsun ve Denkim olsun. Carilerimizi tanımladık. Carilerimizi daha fazla cari de tanımlayabiliriz. Şimdi sayfa 1'e gelip bir veri giriş sayfası oluşturalım. Raporlarda kullanılmak üzere öncelikle buraya bir yıl, buraya bir ay, buraya da bir tarih diyelim. Ve buradan da cari diyerek carimizi seçelim. Carilerimizi buradan seçelim. Tür diyelim, mal alışımı yapacağız, ödememi yapacağız ve bundan sonra da açıklama 1, açıklama 2 ve açıklama 3 diyerek, buraya da tutar diyerek tablomuzu açıklama alanlarını tanımlayalım. Şimdi burada şuradaki yıl ve ayı bakın biraz daraltalım, çok işimize yaramayacak. Şimdi caride tanımladığımız değerlerin hatayı engellemek açısından, yani birinde prestij yazıp birinde başka bir şekilde yazmayı engellemek açısından veri doğrulama yapalım. Örneğimizi 100 kayıt için yapacak olursak 3. satırdan itibaren 103'e kadar seçin. Bunu isterseniz aşağı doğru siz uzatabilirsiniz. Çok büyük sıkıntı değil. Çünkü sınır yok. 100 satırlık seçtim. Veriden veri doğrulama diyorum. Buradan da liste diyerek kaynak kısmına geliyoruz. Kaynak kısmında da sayfa 2'deki carilerimizin isimlerinin olduğu yeri seçiyoruz. Arkadaşlar burayı geniş seçin. Çünkü burada 5 tane firma ismi varken daha sonradan eklediğimiz carileri görmek isteyebiliriz. Örneğin bunu 3. satırdan 33'e kadar seçersem 30 carilik bir program olur. 53'e kadar seçersem de 50 carilik bir program olur. Bunu 500'e kadar seçerseniz de 500 carilik bir program olur. Buna tamam diyoruz. Ve carilerimizi buradan bakın karşısına geldi. Güzelliği nedir? Buraya gelip örnek olarak yeni bir cari yazdığınız zaman Vidoport yazalım. Sayfa 1'de bakın buradaki cari otomatik olarak gelir. Bu sayede siz buradaki hatayı engellemiş olursunuz. Ve
Alta doğru da istediğiniz kadar, seçtiğiniz ana kadar çağrıyı tanımlama şansınız olur. Şimdi burada tarihe girelim. Günün tarihini girmek için Ctrl Shift noktalı virgül yandan genişletelim. Çağrımızı seçelim. Örnek olarak Prestij seçtim. Tür kısmına mal alış mı yapıyoruz? Yani biz firmaya borçlanıyor muyuz yoksa ödeme mi yapıyoruz? Bunu belirleyelim. Buraya mal alışı diyelim. Mal alışı. Buraya da fatura numarasını yazacağım. 123 no'lu fatura. Detayını yazabilirsiniz. Buradaki işte şundan alınan, şu firmadan alınan, şu ürün alınan, işte şu cari için alınan gibi. Tutarını da 3400 lira olarak girelim. Hemen tutar tutumunu seçerek girişten binlik basamaktan ayırarak düzgün bir tablo yapalım. Benzer şekilde günün tarihini tekrar girelim. Tekrar prestije. Bu sefer ödeme yapalım. Nakit ödeme yapalım. 345 no'lu makbuz diyerek açıklamasını yazalım. Ve 1000 lira nakit ödeme yapalım. Tekrar prestije geldik. Prestij. Ödeme tekrar. Banka ödemesi. Garanti bankası. Şu no'lu hesap diyebiliriz açıklamasını. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. 1200 lira da buradan ödeme yapalım. 2200 lira oldu. Son olarak da tekrar prestij diyelim, ödeme diyelim ve çek olarak verelim. Burada kendi çekimiz diyebiliriz, şu banka çekebiliriz diyebiliriz ya da şu no'lu çek diyelim. Detayını buradan da yazabiliriz ve örnek olarak da 600 liralık çek verelim. Tekrar geldik buraya, günün tarihini girelim ve farklı bir firma seçelim. A Fikir Ajansı'ndan örneğin mal alışı diyelim. No'lu fatura. Açıklamasını yazabilirsiniz. Kurumsal kimlik diyebiliriz. Ve 5000 liralık bir faturamız olsun. Bu arkadaşlara da tekrar A Fikir Ajansı'na ödeme yapalım. Çek ödemesi yapalım. No'lu çek. Ve ödemesini de 3400 lira olarak yapalım. Çek senet de olabilir. Ayrı çek yazma yerine çek senet de yazabiliriz. A Fikir diyelim tekrar. Ödeme diyelim. Nakit diyelim. Ve no'lu makbuz diyelim. Buna da 1000 liralık bir elden nakit ödeme yaptık. Düşünelim. Şuradaki yıl ve ayları bulduralım hemen. Yılı buldurmak için eşittir yıl. Parantezi açtık. Parantezi kapatıyoruz. Eşittir ay diyoruz. Parantezi açtıktan sonra tarihin olduğu hücreyi seçiyoruz. Ve bunu buraya kadar değil aşağı kadar kaç satırlık planladıysak bu işlemi aşağıya kadar çekmemiz gerekir. 53 satırlık. Daha sonra bunları gizleyebiliriz. Bu şekliyle günlük veri girişimizi yapacağımız bir listeyi oluşturabiliriz. Şimdi buradan bu prestij firmalarına, A Fikir firmasına ya da diğer firmalara yaptığımız borç alacak durumumuz nedir? Ne kadar borcumuz var? Ne kadar alacağımız var? Ne kadar çek, senet, nakit ödememiz var gibi detayları isterseniz adım adım yapalım. Bir firma daha farklı girelim. O da şey olsun. Buradan geldim. Örneğin Denkin firmasından mal alışımız olsun. No'lu fatura ile detaylarını buralara yazabiliriz ve 5600 liralık bir mal alışımız olsun. Şimdi sayfa 2'de oluşturduğumuz carilerden gelin yeni bir sayfa ekleyelim. Sayfanın adını da rapor sayfası olarak değiştirelim. Buradaki sayfa 2'deki carilerimizi sayfa 3'teki rapor ekranına bağlamamız lazım. Şöyle bir sayfa yapacağız. Cariler, borç, yani bizim mal alışlarımızdan dolayı doğan borcumuz, alacak ve baki. Cariler direkt buraya otomatik olarak gelmesi lazım. Ve bir detay, buraya yeni bir cari girdiğimiz zaman rapor sayfasına da bu carinin otomatik olarak gelmesi lazım. Ve borç alacak hesaplarının otomatik olarak buraya yansıması lazım. Bunun için arkadaşlarım şu alanı, yani sayfa 2'deki carilerimizin olduğu alanı kaç carilik için bunu planladıysak, örneğin biz bunu 50 cari için planladık. Seçiyoruz. Sağ buton kopyala. Direkt yapıştır yaparsak olmaz. Bir kere onu yapar. Ama biz bunu sağ butona gelip özel yapıştırdan bağ yapıştır dersek
Oradaki alanları direkt buraya bağlarız. Yani oraya bir veri girildiği zaman otomatik olarak buraya da bir veri girilir. Tabii doğal olarak olmayan veriler sıfır olarak karşımıza geldiği için güzel de bir görünüm olmaz. Hemen bunu nasıl çözeriz? Koşullu biçimlendirmeden, girişte yer alan koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula, eşittir. Sıfır otomatik geldi. Sıfır seçtikten sonra özel biçim rengini de beyaz yaparak tamam dediğimizde buradaki değerleri gizleriz. Sadece gizliyoruz. Şimdi borç, alacak ve bakiye değerlerini burada nasıl bulduracağız? Şimdi sayfa 1'e geldiğimizde mal alışlarımız bizim borçlandığımız değerler. Ödemelerimiz ise karşı tarafa doğru alacak değerler. Şöyle yapacağız. Rapor sayfasına gelelim. Eşittir. E topla. Şimdi neyi topluyoruz? Aralık. Aralığımız nerede? Sayfa 1'de. Şuradaki sütunda. E topla işimize yarar mı? Düşünelim. Bir dakika. Bakın. Burada kaç şartımız var? Hem borç hem de firma şartımız var. O zaman çok E toplayı kullanalım. E topla tek şart yaptığı için işimize yaramayacak. Çok E topla diyoruz. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütununu toplayacak. Noktalı virgül. Birinci ölçüt aralığımız firmalar sütununda noktalı virgül rapor sayfasındaki şu değer. Tekrar noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız sayfa 1'deki tür sütunundaki noktalı virgül. Ölçütümüz ise tırnak içinde mal alışı. Tırnağı kapatıyoruz. Parantezde kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda bakın bu değerin geldiğini görürüz. Bunu artık 53 satır için, tabii diğer satırlarda olması için çekeceğiz. Bakın sıfırlar buraya da geldi. Binlik basamaktan ayıralım. Bu şekliyle bir mal alışlarımız var. Şimdi ödemelerimizi bulalım. Eşittir. Hatta isterseniz şuraya şöyle borç değil de şuraya mal alışı diyelim. Alışlarımız, ödemelerimiz daha anlaşılır olsun. Ve baki. Evet, ödemeyi bulmak için tekrar çok E topla parantezi açtık. Aralık toplamımız benzer şekilde tutar sütunu noktalı virgül. Birinci ölçütümüz firmalar sütununda noktalı virgül. Git rapor sayfasındaki şu firmayı topla. Noktalı virgül. İkinci ölçütümüz sayfa 1'deki şu sütunda, tür sütununda tırnak içinde ödeme değerlerini topla. Yani Prestige'in yaptığı ödemelerin toplamını bul ve bunu da aşağı doğru çektiğimizde ve binlik basamaklarına ayıralım. Evet. Hangi firmadan ne kadarlık mal almışız? Bakın ne kadarlık bir ödememiz var ve doğal olarak da bakiyemiz burada nedir? Bunu buradan rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi hemen şuradan şöyle seçelim. Tekrar bakın. Tablonun ilk hücresine tıkladım. Ctrl Shift sağ ok, aşağı ok. Tüm değerleri seçtik. Koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurguladan eşittir. 0 ise özel biçimden geliyoruz. Buradan renk kısmından beyazı seçip tamam dediğimizde buradaki bakın değerlerin artık gözükmediğini, gizledik, gözükmediğini görürsünüz. Bunları hemen isterseniz şuradan kenarlık gibi eklemeleri rahatlıkla hızlı bir şekilde yapabiliriz. Vidoport'a bakın bir alış ve ödeme girelim. Sayfa 1'e geldik. Bunun tarihini girdim. Buradan Vidoport'u seçiyorum. Mal alışı girdim. 45 nolu fatura diyelim ve 3.300 liralık bir ödeme girelim. Şimdi bu ödemenin rapor sayfasına yansımış olması lazım. Bakın, Vidoport'a 3.300 liralık mal alışımız olduğu için borçlandık. Bakiyesi de bizde 3.300 lira gösteriyor. Burada şunu da yapabilir miyiz? Düşünmek gerekir. Mal alışı yüksekse eksi olsun, eksi değer göstersin gibi yapılabilir. Şimdi tekrar Vidoport'a örneğin 14 ya da 1.9 tarihinde Vidoport'a ödeme yapalım. Çek ödemesi yapalım. Detayını girmeden 2.300 liralık bir çekimiz olsun. Bir detay. Tarihi dikkat ediyorsanız 1.9 geldi. Hemen tarih sütununu seçin. Şuradaki hızlı biçimlendirmeden kısa tarih seçin. Tarih düzelsin. Rapor sayfasına baktığınız zaman da
Görünen vido porta 1000 liralık bir bakiyenizin olduğudur. Şimdi şunu yapalım. Aynı sayfayı isterseniz carilerin tekrar cariler, nakit, çek, senet, çek senet de yazabilirdik, banka gibi ve toplam diyerek. Acaba hangi cariye ne kadar nakit, ne kadar çek, ne kadar bankayla ödeme yapmışız, bunu görün. Benzer şekilde sayfa 2'deki carilerimizin kaç carimiz varsa, kaç carilik bir plan yaptıysak kopyalıyoruz. Rapor sayfasına geldik. Tekrar özel yapıştırdan bağ yapıştır diyerek bunları buraya alıyoruz. Sıfırları en son komple kaldıralım. Şimdi nakit acaba ne kadar olmuş? Bakın eşittir. E-topla işimize yaramaz. Tek şart değil, iki şart var. Hem prestij olacak hem nakit olacak. Çok e-topla tekrar yapacağız. Çok e-topla aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sunumuz. Bunlara alışın artık. Çok basit şeyler. Ölçüt aralığı birimiz markalardaki rapor sayfamızdaki markalar sunumdaki prestij, yani firmalar sunumdaki prestij noktalı virgül. İkinci ölçütümüz ise sayfa 1'deki açıklama 1 sütunundaki noktalı virgül, tırnak içinde nakit olan değerler. Tırnağı kapatıp parantezle kapatıyoruz. Enter'a bastığımız zaman bakın buraya nakit 1000 lira ödeme yapıldığını ve kime ne yaptığımızı görürüz. Şimdi bunu yana doğru kopyalarsak arkadaşlar hataya düşer. Sabitlemeler yapmamız lazım. İsterseniz çok e-toplayı daha iyi öğrenmek için sabitlemeyi yapmayalım. Tekrar çok e-topla yapalım. Bakın çok e-topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütunumuz noktalı virgül. Ölçüt 1 aralığımız markalar cariler kısmındaki firma isimleri. Ölçüt 1'imiz ise şurada oluşturduğumuz rapordaki prestij noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız sayfa 1'deki açıklama 1 sütunu. İkinci ölçütümüz ise sanırım bankaydı. Banka değerleri. Enter'a bastığımızda çekmiş. Düzeltelim. Çift tıklayın. Şuradaki bankayı tırnak içinde çek yapın. Enter'a bastığınızda şey yaparız. Bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman diğer değerlerin hesaplandığını görürüz. Bankayı hesaplayalım. Tekrar çok e-topla benzer şekilde sayfa 1'de tutar sunumunda noktalı virgül carilerde git rapor ekranında prestije gel noktalı virgül tekrar sayfa 1'de buradaki yerde de tırnak içinde çek deyip tırnak kapatalım, parantezde kapatalım. Enter'a bastığımız zaman bunlar da karşımıza gelir ve genel toplamları da eşittir. Topla diyerek bu değerleri buradan alıp Enter'a bastığımızda işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Toplam değerleri bulduktan sonra şöyle yapalım. Bu tabloyu komple seçelim ve benzer şekilde koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula eşittir 0 diyerek ve özel biçim diyerek buradan beyazı seçip isterseniz bunları bu şekilde tekrar gizleyebilirsiniz. Artık burada tabi binlik basamaklarını yaptıktan sonra belki tekrar yapmak lazım. Evet. Burada tek bir sayfadan firmaya olan bütün borcunuzu, bakiyenizi, alacağınızı, borcunuzu alacağınızı ve detaylarını da buradan görmeniz mümkün. Hatta istersek ayrı bir sayfada da, gerçi burada da görüyoruz onu. Hani ayrı bir yan tarafta da mal alışlarımızı da yapalım mı? Gerek yok. Burada zaten görülebiliyor. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de üyelerimizden gelen bir soruyu beraberce çözmeye çalışalım. Üyemiz bir sigorta takip listesi hazırlamış. Tarih, poliçe numarası, ad, soyad, telefon ve diğer bilgileri barındıran ve burada da sigortayı hangi şirkete yaptığına dair bir listesi var. İstediği olay da şu. Bu listeye veri girdiğinde, yani şuraya yeni bir satır girdiğinde, şurada yazdığı firma ismini Aviva, Allianz ya da HDI gibi firmaları yazdığında alt tarafta yer alan Aviva sayfasına, Allianz sayfasına ya da HDI sayfasına otomatik olarak artmasını sağlamak. Yani günlük olarak buraya listesini yazacak. Kişi buradan günlük listeyi yazacak ama hangi firmayı yazarsa Aviva'ya, Allianz'a, Allianz'a, Ege'ye ya da HDI'ye
otomatik olarak bu listeler gidecek. Şöyle yapalım. S-Takip dosyamızı, Aviva dosyamızı, EGV, HDI dosyalarını ve Allianz dosyasını kontrole basarak sayfaları seçiyorum. Sağ buton taşı veya kopyala diyerek bunu yeni bir kitaba buradan kopya oluştur diyerek atalım. Eski kitabımızdan kurtulalım. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar ERSAI işlemini kullanmak, ama ERSAI işlemini kullanırken ilginç bir yöntem uygulayacağız. Bunu önceki eğitimlerde de göstermiştim. Yapmamız gereken şuradaki her şirket sayısının kaç defa geçtiğini saydırmak ve buna göre de şuradaki tablolarda düzenlemeler yaparak ERSAI ile beraber tekrar burada ve düşey arayı kullanarak burada çözüme gitmek. Şöyle yapalım. Şuradan örneğin A'ya bir sütun ekleyelim. Ve buraya şuradaki Aviva ifadesinin, Allianz ifadesinin, HDI ifadesinin kaç defa geçtiğini saydırmak için ERSAI işlemini kullanalım. Bunun için eşittir. Biraz büyüteyim isterseniz. ERSAI. Beceremedik. Tekrar yapın. Eşittir. ERSAI. Parantez açıyoruz. L2, iki nokta üst üste L2, ilk L2'ye gelip FN F4'te ya da normal F4'te sabitliyoruz, noktalı virgül L2'yi say. Yani bu aralıkta L2'yi say şeklinde. Bakın bunu böyle çektiğinizde aşağı doğru hangi değerin kaç kez geçtiğini görürüz. Yani buradaki bir ifadesi Aviva'nın bir kez geçtiğini, Allianz'ın bir kez geçtiğini, HDI'nin burada birinci kez geçtiğini, altta da ikinci kez geçtiğini gösterir. Fakat bu bize eksik kalır. Çünkü örneğin şuraya gelip düşey ara kullandığımızda, buradaki düşey arada bir ifadesini arattığımızda sistem gider, ilk bulduğu biri getirir. Yani Aviva'yı getirir ve her seferinde Aviva'yı getirir. Onun için bu formülümüzün sonuna şöyle bir hile yapalım. Bunun sonuna gelin, Shift 6 ile birleştire basıp şuradaki şirket ismini birleştirelim. Yani Aviva birinci kere geçiyor. Diğerlerinin kaçıncı kere geçtiğini bakın bu şekliyle rahatlıkla buldururuz artık. Şimdi Aviva sayfasına geliyoruz. Aynı şekilde burada bir işlem yapmamız lazım. Şunun birleştirme ortalamasını kaldıralım. Hatta isterseniz bakın şöyle bir yöntem izleyelim. Şu bölgeyi olduğu gibi seçelim. Kolaylık olsun. Sağ buton kopyala. Yeni bir sayfa ekleyelim. Buraya da sağ buton özel yapıştır ve kaynak temayı kullananların tümünü seçerek tabloyu birebir aynısını yapıştıralım. Şimdi buradan şuraya da sigorta firma diyelim ve buradan S-Takip dosyamızdaki ilk firmayı aynı olması açısından kopyala yapıştırla beraber getirip buraya yapıştıralım. Şimdi tekrar bir sütun ekliyoruz. Aynı şekilde burada da şurada yakaladığımız mantığı yapmamız lazım. Yani bir Aviva, iki Aviva gibi, bir HDI, iki HDI gibi mantığı burada yapmamız lazım ki düşey arayla bunu buldurabilelim. Bunun için arkadaşlar şu şekilde bir işlem yapamayız. Doğru, çok doğru olmaz. Bir Shift 6 Aviva gibi bir ifade yaptığımızda bu ilk satır için doğru olabilir ama aşağı doğru çektiğimizde bakın sıkıntı olur. Çünkü şuradaki 1'in artması lazım. Şuradaki 1, 2, 3, 4 diye artması lazım ve Aviva'yı sabitleriz. O çok sıkıntı değil ama. Şöyle yapalım. Bakın. Şimdi burada satır işlemini kullanalım. Satır işlemimiz bulunduğumuz satırın numarasını verir. Yani eşittir. Satır deyip parantez açın kapatın. Bakın bize 3 numarasını verir. Yani bu 3. satır. Bize ne gerekiyor? Birincisi bir rakamı gerekiyor. O zaman bundan 2'yi çıkarırsak biz istediğimiz sonuca erişiriz. Parantez açıyorum. Satır diyorum. Parantezi açtım kapattım. Eksi 2 diyerek biri buldum. Bunun parantezini kapatalım. Shift 6 şuradaki değeri diyerek ve F4 ile beraber sabit diyerek bakın buradan bir Aviva, iki Aviva gibi değerlerin hepsini artık getirdik. Şimdi buraya yeni bir Aviva değerini girdiğimizde sistem otomatikman burasının iki Aviva olarak getirecektir. O zaman da buradan sayfa alttaki iki Aviva değerini rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi düşey arayı kullanarak buradaki şu bir Aviva değerini gidelim şu tabloda aratalım ve istediğimiz şu satırlar kaçıncı satırlarsa sütunlarsa onları buraya getirelim. Bunun için eşittir düşey ara. Neyi arıyoruz? A3'teki değeri arıyoruz. A3'teki değeri ara. Nerede arıyoruz? S-Takip dosyasında şu aralıkta. Bakın artık ne kadar istiyorsanız o kadar seçebilirsiniz.
Burayı arıyoruz. F4'e basarak sabitleyelim. Noktalı virgül. Kaçıncı sütunu istiyoruz arkadaşlar? Bu aralıktaki sarıları istediğimize göre burası birinci sütun, burası ikinci sütun. Öncelikle ikinci sütunu istiyoruz. Noktalı virgül. Tam eşleme yaparak, yani sıfır yazarak da tam eşleme yapalım. Enter'a bastığımızda tarihin geldiğini görürüz. Şimdi bunu yana doğru çektiğimizde bir formüllerde kayma olacaktır. Çünkü burada A3 arıyor. Bakın burada B3 arıyor. Şurada. Burada C3 arıyor. Burada da D3 arıyor. Şimdi bunun için A3 yazan yere şu A'nın önüne bir dolar koyalım. Şu şekliyle dolar koyalım. Ve bunu yana doğru çektiğimizde bakın formülün hep aynı değeri getirdiğini görürüz. Şimdi artık burada yapmamız gereken kaçıncı sütun arıyorsak bakalım buradan. İkinci sütun, üçüncü sütun ve dördüncü sütun arıyoruz sırada. Şurayı 3 yapalım. Poziçon numarası geldi. Şurayı da 4 yaptığımızda bakın ad soyadın geldiğini görürüz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Bunu aşağı doğru çektiğimizde olmayan değerlerin yok hatasıyla karşımıza çıktığını görürüz. Onun için yok hatasını engellemenin yolu şu. Bunun başına gelin eğer hata işlemini kullanalım burada. Eğer hata parantez açın. Baştan bunu yapalım. Buraya gelip noktalı virgül tırnak tırnak diyerek eğer yok hatasına düşerse sistem bu şekliyle şey getirsin. Boşluk getirsin. Bunu yana doğru çekelim tekrar ve şurayı 3 tekrar yapalım. Şurayı 4 tekrar yapalım. Ve kaçıncı sütunlar istiyoruz tekrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istemiyoruz. 8, 10, 11 istiyoruz. Hemen buradan şurayı 8, şurayı 10, şurayı da 11 olarak değiştirdiğimiz mi? Bakın bunu çözdük ve bunu artık şöyle seçip aşağı doğru çift tıkladığınızda ya da çekelim aşağı doğru tüm değerlerin hesaplandığını 20'ye kadar 20 satırlık şekilde hesaplandığını görürüz. Burada ne hatamız var? F4 çarpı 0,1 tabi boş olarak geldiği için değer hatası. Burada da aynı şeyi yapalım. Eğer hata diyelim. Eğer burası hataya düşerse yani bu formül eğer bir hataya düşerse boş boş diyerek getirsin. Tablomuz daha düzgün gözüksün. Şimdi bunun güzelliği nedir? Buradan stok takipten alyansı alalım. Buraya gelelim. Bunu yapıştıralım. Bakın tablo alyans olarak değişti. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte bir kasa programı yapalım. Yani işletmemizin kasasını, gelir ve giderini tutabileceğimiz, bunların raporlarını oluşturabileceğimiz güzel bir uygulama yapalım. Biraz uzun bir uygulama ve belki bir iki kısımdan oluşabilecek bir uygulama. Kasa programı oluşturmak için öncelikle bir tarih alanı açalım. Tarih. Gelir ve gideri yazabileceğimiz bir tür diye alan belirleyelim ve açıklamaları yazabileceğimiz. Örneğin açıklamalar 1, açıklamalar 2 diye farklı farklı 3-4 tane açıklama alanı yazalım ki burası daha şey olsun. Kullanacağız bunları. Şuraya da açıklama 3 ve açıklama 4. Buraya da tutar diyelim. Bunları yazalım. Hemen hızlı bir şekilde tablomuzu biçimlendirelim. Şunları seçelim ve genişletelim. Şu şekliyle. Şunu da açıklama 1 olarak düzeltelim. Türümüz gelir ve gider. Başka bir türümüz yok. Tarihimiz günün tarihleri yani o günkü alış para girişlerini ve çıkışlarını yazacağımız yerler. Örneğin bunu 100 satır için planlarsak birden işte A2'den itibaren 100'e kadar seçelim. Ve veriden veri doğrulamayla beraber herhangi bir değer yerine listeye kaynak kısmına da gelir noktalı virgül gider diyerek sadece gelir ve gider yazılmasını sağlayalım. Yani başka bir şey buraya yazılamasın. Burada şimdi tarihimizi girelim. Günün tarihini girmek için Ctrl Shift noktalı virgül türümüz gelir. Buradaki açıklama 1, açıklama 2, açıklama 3 ve açıklama 4 türleri arkadaşlar. Detaylar. Örneğin gelir
nedir? Kendi web sitem üzerinden, Vidoport üzerinden düşünürsek üyelik geliri örneğin üyelik olarak. Açıklama 2, üyeliğin detayı. Burada örneğin aylık üyelik. Açıklama 3, buraya bunun detayını yazabiliriz. Örneğin Ömer Bağcı isimli üye diyelim. Açıklama 4'e burada gerek yok. Tutarımız 25 lira. Ve tekrar günün tarihine girelim. Bu şekliyle gider. Giderler tabii çok fazla giderimiz var. Ofis giderimiz var. Vergi giderleri var. Araç giderleri var. Bunların her birini bir grup olarak belirlememiz lazım. Örnek olarak vereyim. Araç diyelim buraya. Araç giderimiz. Yakıt gideri. Bunun daha detayını almak için plakamızı yazalım. 34 B 6115 plakasını yazdık ve tutarını yazalım. 230 liralık bir giderimiz olsun. Tekrar günün tarihine girelim. Gider. Ofis giderimiz olsun. Bakın telefon ve telefonun detayı. 0505 694 85 25. Buraya da örneğin Ömer Bağcı'nın kullandığı gibi bir detay yazabilirsiniz. Buna da 123 lira diyelim. Tekrar tarihe girdik. Gelir. Üyelik gelirimiz olsun. Örnek olarak Excel üyelik gelirimiz olsun. Tekrar Mahmut Can isimli üye olsun. Ve bunun da geliri 49 lira olsun. Bu şekilde bütün gelir ve giderimizi buradan girebiliriz. Tekrar gelir diyelim. Üyelik gelirleri var. Eğitim gelirleri olsun. Eğitim olsun. Firma eğitimi gelirimiz olsun. Ve firma eğitiminde de örnek olarak Yıldız Meşrubat Eğitim olsun. Ve bunun da geliri 300 lira olsun. Bu şekilde bütün geliri ve gideri tablomuzda tarih tarih gün gün gireceğiz. Ana amaç burada açıklama 1'in mümkün olduğu kadar sade olması, yani açıklama 2'nin daha detaylı olması, açıklama 3'ün ve açıklama 4'ün en detaylı olması. Tekrar edelim, biraz daha uzun bilgi olması açısından. Gider, ofis giderimiz olsun. Ofisimizde telefon gideri vardı. Örneğin mutfak gideri olsun. Mutfak giderleri diye bir başlık açalım. Buraya da işte market alışverişi diye detayını yazalım. Ve 45 lirayız. Tekrar gideri detaylandırmak açısından gider. Vergi giderlerimiz olsun. Bakın vergi başlığı altında olsun bu giderimiz. Örnek olarak SGK prim olsun. Prim ödemesi diyelim ve Haziran Ağustos ödemesi diyelim. Örnek olarak da 400 lira Ağustos ödemesi olsun. Açıklama 1 mümkün olduğu kadar sade, daha az. Açıklama 2 onun altında biraz daha detaylı. Açıklama 3 ve açıklama 4 daha detaylı. Çünkü biz geliri gider türlerini alacağız. Açıklama 1'i ve açıklama 2'yi kullanacağız. Bir de tutarları kullanacağız. Tekrar bakın gider diyelim. Ofis giderlerimiz olsun. Telefon giderimiz olsun ve 0505 694 85 26 nolu telefon olsun. Bu da Mustafa Bey'in kullandığı gibi bir detay yazalım. Buna da 23 lira gitsin. Bu şekilde günün tarihlerini girerek arkadaşlar gelirlerimiz bakın tekrar eğitim gelirimiz, firma eğitim gelirimiz, örnek olarak Interpro yazalım. Interpro eğitim gelirimiz olsun. Buraya bunun detayını yazabilirim. Bununla ilgili ileri Excel eğitimi diyebilirim. İleri Excel eğitimleri. Bundan da 400 lira, 450 lira kazancımız olsun. Şimdi raporlarımızı oluşturabilmek için burada ay ve yılı ayıralım. Daha çünkü bize kolay olur. Buradan hemen bir sütun ekleyerek, hatta iki sütun ekleyerek buraya yıl diyelim. Çünkü bunları rapor alırken kullanacağız. Bunları da buraya da ay diyelim. Yılı bulmak için eşittir yıl parantez açıyoruz ve girdiğimiz tarihin yılı. Ayı bulmak için de eşittir ay diyoruz. Bunun ayını buluyoruz. Burayı
Kaç satır için istiyoruz? 100 satır olarak planlamıştık. 100 satır olarak çekelim. Ve 100 satırda bunu bırakalım. Bunlar 1901 olarak gelecek boş olduğu için. Şimdi gelirlerimiz belli, giderlerimiz belli, tutarlarımız belli. Şuraya da kasa diye bir kasa durumu diye bir başlık açalım ve gelir eksi gider. Yani anlık kasa durumumuzu buradan görebilirim. Buradan başlıklarımı seçerek bunları hemen biçimlendireyim. Daha düzgün bir görünüme sahip olması için şu şekliyle yapalım. Buradaki alanları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kasa durumumuzu görebilmek için burada yapmamız gereken e-topla işlemini kullanmak. E-topla işlemini şöyle kullanacağız. Eşittir. Hatta şöyle açalım biraz. Eşittir. E-topla diyoruz. Parantezi açtık. Aralık kısmımız toplam alacağımız aralık gelir. İki nokta üst üste tekrar gelir D3 ve ilk D3'e tıklayıp F4'te bunu sabitliyoruz. Bunu örnekten önceden de yaptık. Noktalı virgül, ölçütümüz gelir, noktalı virgül. Toplam alacağımız aralık tutar, iki nokta üst üste tekrar tutar ve tekrar ilk tutar kısmını F4'te sabitliyoruz. Buradan bu satıra kadarki gelirleri bulduk. Eksi, tekrar E-topla yapacağız. Ama burada şu hataya düşelim. Bakın tekrar E-topla yapacağız. Şunu hemen seçelim. Ctrl-C ile beraber, Ctrl-V ile beraber yapıştıralım. Burasını D3 olarak, gelir olarak belirledik ama bir sıralamada gider de olabilirdi, gelir de olabilirdi. Kafa karıştırır. Onun için tırnak içinde gelir diyelim. Tırnak kapatalım. Aynı benzer mantıkla buraya da tırnak içinde gider diyelim. Tırnak kapatalım ve sondaki ifadeyi de kapatalım. Bunu yaptıktan sonra bunu aşağı doğru 100 satıra doğru çekelim. Bakın 100 satırlık bilgiyi çekelim. Kasa durumumuzun 3 lira artıda olduğunu görürüz. Hemen buradan bunu belirleyip ve istersek de şuradan detaylardan para birimi koyacaksak para birimi, yoksa sayı birimlerinde eksiği negatif göster şeklinde. Bakın kasa eksiye düşmüş, sonra tekrar artıya geçmiş. Şimdi tabi burada hoş gözükmeyen şeyler var. Bunu yaptıktan sonra koşullu biçimlendirmeyi kullanarak buradaki rakamları gizleyelim arkadaşlar. Şuradaki rakamlar gözükmesin. Çünkü hoş da değil, gözükmesin bunlar. Buraya bilgi girildiği zaman, yani tutar kısmı dolu olduğunda buradaki rakamlar gözüksün. A3'ten itibaren tablomuzun tamamını seçelim. 100 satırlık tablomuzu seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme. Buradan yeni kural. Formül kullan. Ve formül kullan kısmında nasıl bir işlem yapmamız lazım? Şimdi dememiz lazım ki eğer I3'teki değer boş ise, yani burası boş ise, rakam yoksa, verileri beyaz olarak göster, gizli şeklinde. Eşittir I3. Ama I3'ü yazdıktan sonra F4'le beraber I'yı sabitliyoruz. I sütununda olduğunu anlaması için eşittir. Tırnak tırnak şeklinde belirleyelim. Yani I3'teki değer eşittir boş ise, biçimlendire gelin, yazı rengini beyaz olarak yapıp tamam ve tekrar tamam dediğinizde bakın buradaki değerlerin gizlendiğini görürsünüz. Artık buraya biz herhangi bir değer yazarsak bakın değer otomatik olarak gelecektir. Şimdi buradan istersek şunu da yapabiliriz. Anlık olarak gelir toplamı, gider toplamı gibi değerleri üste yazdırabiliriz. Ama burada özet tablolar oluşturarak bu raporlamaları yapalım. Çok daha kolay olur. Anlık olarak kasamızı gördük. Günlük olarak değerlerimizi gördük. Ve şimdi aylık raporları oluşturalım. Aylık gelir raporumuz nedir? Aylık gider raporumuz nedir? Gibi raporları oluşturalım. Bunun için de isterseniz şöyle yapalım. Bakın şuradaki 2-3 adresi seçip Ctrl H yapalım. Aranan .8 .8. ay değerlerini .7 nokta olarak da tarihleri 7. ay olarak değiştirelim. Ki 2 ay birden bunu görme şansımız olsun. Ve tablomuzun içine tıkladıktan sonra ekleden pivot table, özet tablo, 100 satırlık alanımız, yeni çalışma sayfası aç. Tamam diyoruz. Buradan artık yılı filtreye, ay ifadesini sütuna, aylara göre bakın değerler, tür ifadesini yılın üstüne, açıklama biri,
satırlara, açıklama 2'yi satıra ve tutar kısmını da toplam değerlere getirelim. Say değer olarak değil, hemen rakamların üzerinde sağ buton, değer özetleme ölçütünü toplam olarak düzeltelim. Burada iki ayrı özet tablo yapalım. Bu gelir sayfamız olacak ise tür kısmına gelip gelirleri seçelim. Tamam diyelim. Sadece gelirlerimiz. Bakın aylık gelirlerimiz, 7. aylık gelirlerimiz ve 8. aylık gelirlerimiz ve beraber toplam gelirlerimiz. Buradan numara biçiminden hemen sayı binlik basamaktan ayır şeklinde bunları tamamlayalım ve şuraya aylar yazalım. Buraya tür yazalım. Buraya da boş bırakalım. Gerçi boş bırakamayız. Silemeyiz daha doğrusu. Boşluğa basıp bir kere enter'a bastınız mı? Boş olarak gelir. Buradan yıllara göre tüm yıllar bunun başına gelir. En başta gelir. Bakın şunun baş tablomuzun ismini gelir tablosu yapalım. Gelir raporu. Sayfa 1'e de veri girişi ismini verelim. Şimdi tekrar veri girişine geliyoruz. Tekrar ekleden pivot table. Tekrar aynı aralığa geldik. Aynı işlemi yapacağız. Yılı yukarıya, türü yukarıya. Açıklama 1 ve 2'yi istersek açıklama 3 ve 4'ü de ekleyebiliriz ama açıklama 1, 2 şu anda yeterli ve tutarı da buraya getirelim. Tekrar rakamların üzerinde düzenleme ölçütünden toplam, tür kısmından da gideri seçelim bu sefer. Tamam dediğimizde bakın ay ifadesini de sütunlara yerleştirdik mi? Aylık olarak hangi değerler gelmiş, hangi değerler gitmiş ifadesini rahatlıkla buradan görebiliriz. Buradan da gider raporu diyerek bunu bu şekliyle bulabiliriz. Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de ERSI, eTopla gibi işlevleri kullanarak basit bir stok takip programı yapalım. Bunun için eğer Excel 2013 kullanıyorsanız iki tane daha sayfa ekleyelim. Sayfa 1 ve sayfa 2, sayfa 3. 2010 kullanıyorsanız zaten sayfa 1, sayfa 2, 3 boş olarak karşınıza gelecektir. Sayfa 1'i seçin. Kontrole basarak sayfa 2'yi de seçelim. Ve aynı anda iki sayfaya da işlem yapmak için A1 hücresine gün diyelim, B1'e ay, C1'e yıl, D1'e tarih, E'ye ürün, buraya da adet yazalım. Daha sonra bunları seçelim. Örneğin 25 satır için, eğer siz daha uzun yapabilirsiniz bunu. Kenarlık ekleyelim, başlıklarımızı kalınlaştıralım. Şekilde biraz bunu genişletelim. Tamam. Sayfa 1'de ve sayfa 2'de aynı değerlerin olduğunu görürüz. Sayfa 3'e tıklayıp bunu iptal edelim. Sayfa 3'e de örneğin K sütununa ürünler diyelim. Buraya da bir ürün tablosu oluşturmamız gerekecek. Orası dursun. Sayfa 1'de hangi tarihte hangi ürün girmiş, kaç adet girmiş, bunu yapacağız. Sayfa 2'de ise hangi tarihte kaç adet ürün çıkmış, bunu yapacağız. Buraya hatta şey diyelim, sayfa 2'ye çıkan adet, sayfa 1'e ise giren adet. Bu şekilde tablomuzu oluşturduk. Şimdi şöyle yapalım. Ürün kısmını hatayı engellemek için sayfa 3'te tanımladığımız ürünler kısmını otomatik olarak sayfa 1'deki ve sayfa 2'deki ürünler kısmını otomatik getirelim. Onun için hatta ürünleri şöyle isterseniz buraya alalım. Hem de işimize yarasınlar. İşte örneğin A ürünü, B ürünü, C ürünü gibi ürünleri 4 tane ürün tanımlayalım. Buradaki ABC ürünlerini ya da tanımladığımız ürünleri seçerek geniş bir alanda seçiyorum. Ad tanımlama kısmından ürün olarak burayı tanımlıyorum.
Daha sonra sayfa 1'e gelip ürünleri yazdıracağım yeri seçip veri doğrulamadan buradan listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmında da F3'e basıp ürünü seçip tamam diyelim ve tekrar tamam diyelim. Bakın buraya ürünleri getirdik. Benzer şekilde sayfa 2'ye geçip tekrar ürünlerin olduğu yeri seçelim. Veri doğrulamadan liste F3'e basıp ürünü seçip tamam diyelim. Bu şekilde de bunları getirdik. Şimdi gün, ay, yıl ve değerlerini hesaplatmak için eşittir gün deyip girmiş olduğumuz, yani ürünü aldığımız tarihin gününü hesaplatalım. Eşittir ay diyerek buradaki tarihi hesaplatalım. Benzer şekilde de eşittir yıl diyerek buradaki tarihi hesaplatalım. Bunları da aşağı doğru çekelim. Hazır olsun. Şu 3 formülümüzü kopyalayıp sayfa 2'ye direkt yapıştırsak, evet, benzer şey buraya da geldi ve bunu da aşağı çekelim. Şimdi buradan tarihi kontrol shift noktalı virgülle günün tarihini giriyorum. Örneğin B ürünü girmiş, 20 adet girmiş. Bunun detayı daha yapılabilir. Tekrar aynı tarihte A ürünü girsin. Buradan da 30 tane girsin. Çıkanlara bakalım. Tarihe geldik. Bugün A ürünü çıkmış. 2 tane çıkmış. Tekrar. Bunları barkod dahi yapıp barkodlardan bile bunları okutup sisteme otomatik getirilebilir. 1 tane çıkmış. Sayfa 1'in ismini giren, sayfa 2'nin ismini çıkan, sayfa 3'ü de anlık stok olarak isimlerini değiştirelim. Şuradaki tablomuzu biraz güzelleştirelim hızlıca. Kalın diyelim. Giren alt enter miktar, aynı şekilde çıkan bir alt almak için alt enter miktar ve mevcut ya da anlık alt enter stok. Bu sayede ürünlerimizde seçtiğimiz, girdiğimiz ürünleri de buradan stokları takip edelim. Bunları hemen hızlıca kalınlaştıralım, ortalayalım. Tablomuzu bu şekilde oluşturduktan sonra e-topla işlemini kullanalım. Eşittir e-topla aralığımız git giren tablosundaki e-sütunundaki ürünler kısmını say, topla ve anlık stoktaki A ürünü say, noktalı virgül, git girendeki giren miktarını topla. Parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda bize sayıyı veriyor. Direkt sütunları seçtiğim için bunu aşağı doğru da çekebilirim. Benzer şekilde çıkanı bulalım. Eşittir E topla, parantezi açtık. Çıkan kısmındaki ürünler sayfasında git anlık stoktaki A'yı say ve çıkandaki kaç adet çıktığını bul. Enter'a bastığınızda da buradan çıkan adeti bulursunuz. Anlık stoğu bulmak kolay artık. Eşittir giren eksi çıkan dediğimizde hangi üründen kaç tane kaldığını rahatlıkla görürüz. Şimdi gelin tekrar bugün C ürünümüz girsin ve 100 tane girsin. Tekrar bugün D ürünümüz girsin ve 125 tane girsin. Çıkana bakalım. Bugün C ürünümüzden, bakın diğerleri gözükmüyor yukarıda kaldığı için, C ürünümüzden 5 tane çıksın sadece. Yeni bir ürünümüz olsun. Buraya da diyelim ki E ürünü. Girene gelelim. Tekrar bugün tıkladık. Bakın E ürünü otomatik gelir. E ürününden 200 tane girsin. Ve tekrar bugün E ürününden
50 tane çıksın. Anlık stoğumuza bakalım. Bakın hangi üründen anlık olarak kaç tane girmiş, kaç tane kalmış bunu görürsün. Bu basit düzeyde e-toplayı kullanarak yaptığımız bir işlem. Hangi tarihte, hangi ayda kaç tane ürün girmiş çıkmış şeklindeki sorularımızın cevabı özet tablolar kullanmamız gerekir. Onu da ilerleyen örneklerimizde yapacağız. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin adım adım ilerleyerek birlikte bir kasa programı yapalım. Kasa programında günün tarihini girerek, gelir mi, gider mi, bunların da kalemlerini girerek verilerimizi bir sayfaya girelim. Daha sonra da başka bir sayfada bu girdiğimiz verilerden özet tablolar oluşturarak gelir sayfamızı ayrı, gider sayfamızı ayrı tutabiliriz. Aynı sayfada da tutabiliriz. Bunları adım adım yapalım. Şimdi mantık olarak düşündüğümüzde bir veri sayfamız olması lazım. Burada tarihimizi gireceğiz. Tarihi girdikten sonra gelir mi gider mi bunu girmemiz gerekiyor. Sonra gelirse ne tür gelir bunun açıklamasıyla, giderse ne tür gider bunun açıklamasıyla bunları girip rakamları girdikten sonra da bu raporları otomatikman oluşturacağız. Şöyle yapalım. A1'e ay diyelim. B1'e yıl diyelim. Yani girmiş olduğumuz tarihin C1'e de tarih diyelim. Buraya tarihi girdik. Yıl ve ayı otomatik olarak ayırdık. Buraya da tür diyelim arkadaşlar. Yani bu gelir mi gider mi? Gelir kalemi mi gider kalemi mi? Bunu tek gelir tutup raporları gelire göre, tek gider tutup raporları gidere göre de alabiliriz. Buraya da açıklama diyelim. Buraya açıklama 1. Buraya da açıklama 2. Yerine göre bu 3, 4, 5 diye de uzayabilir. Buraya da tutar. Örneğin şöyle mesela bir tane türümüz gider olsun. Açıklamamız araç giderimiz olsun. Yakıt olsun mesela. Bakın açıklama 2 işte 6115 plakalı aracımız olsun. Şöyle yapalım. B 6115 plakalı aracımız olsun. 75 lira yakıt alsın. Gibi. Buraya tarihe girelim. Günün tarihini girmek için Ctrl Shift noktalı virgül Enter. Ayı hesaplatmak için eşittir ay işleviyle beraber buradaki ay değerimiz. Yıl hesaplatmak için de eşittir yıl diyerek buradaki yıl değerimiz. Bunları hesaplatalım. Şimdi bu ikisini aşağı doğru çekiyorum. Örneğin 25 satır için ben bunu yapayım. Daha uzayabilir. Bunu da aşağı doğru 25 satırlık çekelim. Ama hep 12. ay olmasın. Şurayı 3, 12, 10 yapalım. Şu şekliyle şurayı da 11 yapalım. Bu da 11. ayımız olsun. Şöyle çekelim. Şimdi burada gelir ve giderlerimiz var. Burayı açılı kutu yapabiliriz. Şöyle seçiyorum aşağıya doğru. Verilen, veri doğrulama, izin verilen kısmından liste diyelim. Kaynak kısmına da gelir noktalı virgül gider. Yani bunun dışında herhangi bir şey yazılamaz. Tamam diyoruz ve buraya gelir ve giderin açılmasını sağlıyoruz. Açıklamalar kısmını arkadaşlar veri doğrulama yapabilirsiniz ama önerilmez. Çünkü araç gideriniz olur, farklı giderler olur, farklı gelirler olur. Bunlar da yapılabilir. Şimdi bu tabloyu dolduralım. Gelir olsun. Bakın hata verdi. Gider olsun. Gider olsun. Gelir olsun. Burası gelir olsun, burası gider olsun. Gelir, gelir ve gider diye gidelim. Şimdi gelir türlerimizde örneğin gelir türümüz üyelik gelirimiz. Aylık üyelik şeklinde yazalım. Açıklama kısmına da örneğin aylık üye olan üyemiz Ömer Bağcı 25 lira yazalım. Gider kısmımıza ofis giderimiz olsun, kira giderimiz olsun ve Aralık ayı giderimiz olsun. Örneğin 1250 lira kira giderimiz olsun. Benzer şekilde ofis giderimiz olsun, telefon giderimiz olsun bu sefer.
0505 694 8525 no'lu telefonumuzun gideri olsun. 95 lira olsun. Bakın bu şekliyle bütün gelirleri ve giderleri tek tek girmemiz gerekebilir. Burada personel gideri yazalım. Ne kadar detay istiyorsanız o kadar detaylı yazmak gerekir. Personel giderimiz Mahmut Can olsun. Maaş gideri olsun. Ve bu da 1450 lira olsun. Gelirimiz tekrar üyelik gelirimiz. Bu sefer yıllık üyeliğimiz olsun. Açıklama kısmını da Berker Şahin yazalım. Yıllık üyeliğimiz 99 lira. Bunu yapalım. Tekrar gelirde tekrar üyelik. Yıllık gelirimiz üyeliğimiz olsun tekrar. Özcan olsun. Özcan Çoker oğlu. Tekrar 99 lira. Tekrar üyelik gelirimiz. Excel üyeliğimiz olsun. Excel üyeliği buraya da Yavuz Alp Pekel olsun. Excel üyeliğimiz 49 lira. Giderlerimiz binlerce gider var bir işletmenin. Ofis gideri olsun. Kira telefon örneğin. Mutfak gideri olsun. Burada eğer mutfak giderini ayırmak istiyorsanız ofis yerine mutfak yazabilirsiniz. İşte diyelim ki yemek gider olsun. Bu da 253 lira olsun. Tekrar ofis. Tekrar yakıt. B6115 75 liralık yakıtımız olsun. Tekrar ofis, telefon 0505 694 85 26 olsun. 41 lira. Üyelik, tekrar üyelik. Yıllık üyeliğimiz tekrar. Bu şekliyle tek tek bunlara istediğiniz kadar detay açarak buraya girebiliriz. Buraya da Ali Özkanlı olsun. Yıllık üyeliğimiz 99 lira. Yıllık üyeliğimiz buraya da Hasan Berber olsun. 99 lira olsun. Tekrar giderlerimiz. Ofis giderimiz var. Muhasebe giderimiz olsun. Muhasebe ya da şöyle yapalım. Daha rahat aralık ücreti diyelim. Bu da 365 lira olsun. Şimdi giderlere girerken üst detayda görmek istediğiniz gideri buraya girebilirsiniz. Mesela tekrar personeli girelim buraya. Personel Mahmut Can maaş 1450 lira tekrar girdik. Bu şekliyle bütün raporları tek tek değerleri girebiliriz. Hemen şuradan tutar kısmını seçelim. Giriş kısmından binlik basamaklarını ayıralım. Şu başlıklarımızı şöyle seçip kalınlaştıralım ve şuraya tıklayıp A2'ye tıklayıp görünümden bölmeleri dondur diyerek üst satırı dondur diyelim ki şu şekliyle aşağı doğru indiğimizde başlıklarımız sürekli sabit kalsın. Bundan sonra diğer örneğimizde bu tablodan nasıl raporlar oluşturacağız? Bunu yapalım. Düşey ara işlevi kuşkusuz ki Excel'in en sık kullanılan ve en yoğun kullanılan işlevlerinden bir tanesi. Düşey ara belirli bir tablonun içinde aradığınız bir değeri buldurarak o tabloda istediğiniz sütundaki karşılığını getirtmek için kullanılan firmalarda yoğun olarak da kullanılan bir işlevdir. Örneğin tablomuzda bir çek takip listesi yaptığımızı düşünürsek, çek takip listesi tablomuzda çekin alındığı tarih, firma isimleri, aldığımız firmaların isimleri ve tutarları var. Ayrı bir tablomuzda da aldığımız firmanın vade günleri var. Yani biz çeki Erbakır'dan almışsak vadesi 20 gün, Arenko'dan almışsak 25 gün, Evtex'ten almışsak da 30 gün, Karsan'dan almışsak da 36 gün gibi vadeler var. Amacımız düşey ara işlevini kullanarak bu tablodaki değerleri şuraya getirtmek. Yani firma Erbakır ise gidecek, şu tabloda Erbakır'ı bulacak ve karşısındaki vadesini 20 günü buraya getirecek. Bunu yapabilmek için düşey ara işlevini kullanmamız lazım. Düşey ara işlevinde genel kullanımı
Bu şekliyle eşittir düşey ara aranan bir değer var ki bu örneğimizde B5'teki Erbakır değeri. Tablo dizisi var. Tablo dizisi ise bu B5'teki değeri yani aranan değer hangi tabloda aranacak ki bizde I4, J7 aralığındaki tabloda ve sütun indiş sayısı var. Sütun indiş sayısı tablo dizisinde yani I4, J7 aralığındaki tablomuzda kaçıncı sütundaki değeri getireceğimizi belirlediğimiz bir sayıdır. Erbakır ve firmalar birinci sütundur. Vade gün sütunu ise ikinci sütundur. Aralığa bak ise tam eşleme mi yapmak istiyoruz yoksa eğer o yoksa en yakın değerini mi getirmek istiyoruz gibi karar verdiğimiz bir özellik. Şimdi şöyle yapalım. Vade günü tıkladım. Eşittir. Düşey. Ara. Bakın burada düğüyü bastıktan sonra düşey ara aşağıda otomatikman açıldı. Sekme tuşuna ya da tab tuşuna basarak otomatikman gerisini getirebilirim. Aranan değer diyor. Aranan değerimiz B5'teki değer. Noktalı virgül. Tablo dizimiz. Başlıkları almıyoruz. Direktman başlıkların altındaki I4, J7 aralığı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer bu formülü aşağıya kopyalayacak isek bu aralığı sabitlememiz gerektiğidir ki onu da aralıkları sabitlemenin yolu F4 tuşuna basmak. Bakın dolar işaretleri geldi. Başvuru göreceli başvurudan mutlak başvuruya döndü. Noktalı virgül. Sütun indiş sayısı bu I4 J7 aralığındaki kaçıncı sütundaki değeri getirmek istiyoruz. Birinci sütunumuz firma isimleri. İkinci sütunumuz ise vade günleri. Bizim amacımız vadeye getirmek olduğu için 2 yazıyoruz. İkinci sütun demek bu. Noktalı virgül. Tam eşleme yapsın deyip yanlış da yazabiliriz ya da direktman sıfır da koyabiliriz. Parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığım zaman gidiyor Erbakır firmasını bu tabloda arıyor. Tablo dizisinde arıyor. Bulduğu zaman bu tablo dizisinin ikinci sütunundaki değerini yani 20 değerini buraya getiriyor. Daha sonra buna çift tıklayıp aşağı doğru diğerlerini otomatikman getirebiliriz. Tekrar incelersek, bakın B5 değerini I4 J7 arasında bul. Eğer varsa I4 J7 arasındaki aralığının ikinci sütunundaki değerini getir demek. Bu formülün açıklaması. Tahsil tarihini ise eşittir. Tarih artı vade gün diyerek topladığımızda 20 gün sonrasını bulup çift tıkladığımız zaman da diğer tahsil tarihlerini bulabiliriz. Düşey aranın kullanım amacı bu şeklindedir. Eğitimlerimize hoş geldiniz. Gelin birlikte bu örneğimizde bir haftalık ödeme takip programı yapalım. Elimizde bir tablo var. Tabloda tarihlerimiz var, firmalarımız var ve bu firmaya ait fatura bilgisi olan faturanın vadesi, açıklaması ve tutarı var. Bu genişleyebilir arkadaşlar. Yana doğru bunu uzatabilirsiniz. Ek açıklama alanları ekleyerek. Ama temel kanı faturanın alındığı tarih hangi firmaya ait olduğu, vadesinin ne olduğu, hangi nolu fatura olduğu ve tutarının ne kadar olduğu. Yapmak istediğimizde sayfa 2'ye geldiğimizde günün tarihi buraya otomatik olarak gelecek bugün işlevi sayesinde ve bugünün tarihine itibaren 5 günlük sürede burada bunlar otomatik olarak değişecek. Günler otomatik olarak değişecek. Alttaki toplam değerlerimiz de otomatik olarak değişecek. Yani siz Excel'de bu dosyayı açtığınız an bu hafta kime, hangi firmaya ne kadar ödemeniz var? Haftalık olarak bunu otomatik olarak göreceksiniz. Şöyle yapalım. Bunu yapabilmek için. Sayfa 1'i taşı ya da kopyala diyelim. Şuradan yeni kitap diyelim. Kopya oluştur diyelim ve tamam diyerek yeni bir sayfaya atalım. Yeni bir kitaba atalım. Kitap 1 olarak karşımıza geldi. Şimdi yeni bir sayfa ekleyelim buraya. Şuraya günün tarihi diyelim. Ve tarihi getirmek için de eşittir. Bugün şeklinde tarihimizi otomatik olarak getirin. Şuraya firmalar. Şimdi buradaki firmaların yazmış olduğumuz firmaları buraya otomatik olarak getirmemiz lazım. Burada şöyle bir sıkıntımız var.
Buraya rastgele bir firma yazarsa sistem bunu algılamaz. Onun için şöyle bir mantık güttük. Şuraya üste firmaları buraya tanımlayın. Öncelikle örneğin buraya yeni bir firma tanımlaması yapın ve burayı alta yeni firma gireceğinizi düşünerekten şu şekliyle uzun bir örneğin 20-30 satır seçerek altta da boş alanlar bırakıp sağ buton kopyala diyelim ve sayfa 2'ye gelip direkt sağ buton yapıştır diyemeyiz. Yapıştır dediğimiz an bilgiler buraya yapışır ama sayfa 1'e yeni bir firma eklediğimizde o firma buraya gelmez. Onun için özel yapıştır. Buradan da bağ yapıştır diyerek oradaki firmaları bakın buraya getiriyoruz. Artık ben sayfa 1'e buraya gelip örneğin Vidoport diye yeni bir firma tanımlaması yaparsam buraya da bakın aynı firmanın buraya geldiğini görürüm. Şimdi buraya da şu tarihten itibaren birer gün arttırarak gelmemiz lazım. Eşittir. E1 F4'te sabitleyelim. Artı 1 dememiz lazım ki 20'si olsun. Buraya artı 2, artı 3, artı 4, artı 5 gibi değerleri diyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yapın. Buradan sırayla tekrar şu şekilde 2, 3, 4 ve 5 olarak yapalım. Hatta şunları isterseniz şöyle seçerek bir satır, iki satır aşağı alalım. Şu şekliyle. Aynı değerleri seçiyoruz. Bir üste kopyalayalım. Tarihler değişmeyecektir. Evi sabitlediğimiz için. Şimdi şuradaki değerlerimizi de tarihten özel biçim, tüm sayı biçimlerinden isteğe uyarlanmış diyelim ve gün 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 şeklinde 4 tane G harfini koyarak sadece gün olarak gelmesini sağlayalım. Artık şöyle hemen hızlıca seçip hücre stillerinden örneğin şunu yapalım. Benzer şekilde firmalarımızı şuraya alalım. Bu değerleri de buraya ve şöyle seçerek burada örneğin açık bir vurgu şekli yapabiliriz. Tablomuzun tamamını seçelim. Şu şekliyle. Kenarlığımızı uygulayalım. Ve ortalamadır, kalınlaştırmadır gibi işlemleri rahatlıkla buradan yapalım. Şunların sütunların hepsini birden seçerek standart bir genişliğe getireyim. Benzer şekilde şuradan seçerek standart bir genişliğe getirelim. Bu şekilde. Şimdi buraya şuraya da toplam bakın şu değerin aynısını almak için biçim boyacısını kullanın. Aynısını getirsin. Hemen seçelim. Ve kenarlığımızı ekleyelim. Aynı şekilde şurayı da mavi yapalım. Güzel gözüksün. Evet. Şimdi burada benzer şekilde şuraya da toplam diyelim. Toplam aylık ve haftalık şeylerimizi alalım. Toplam. Buradaki biçimi aynen buraya uygulayalım ve seçerek kenarlarını da ekleyelim. Şimdi arkadaşlar şurada sıfır değerlerimiz var. Bunları gizlememiz lazım. Çünkü bağ yapıştır yaptığımız için bakın sayfaya bağlantı var. Bu bölgeyi seçin hemen. Koşullu biçimlendirme. Hücre kurallarını vurgula. Eşittir. Sıfır ise hemen şuradan özel biçimden yazı rengini beyaz yapın ve tamam diyelim. Beyaz yaptık, gizledik. O zaman şöyle yapalım. Şurayı kaldıralım bunun rengini. Bunun yazı rengimizi siyah yapalım. Ve zemin rengimizi hücre şekli stillerinden normale döndürelim. Kalın ve 12. Evet, şu hale getirdik. Şimdi toplam değerlerimizi bulmak için çok e topla işlemini kullanmamız gerekecek.
Eşittir. Çok E topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütunumuz. Şurayı topla. F4'te sabitleyin. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı birimiz dediği yer. Firmalarımızın olduğu sütun. B sütunu. F4'te sabitleyin. Noktalı virgül. Ölçüt birimiz sayfa 2'deki ilk firmamız. Noktalı virgül. Burada A5'i yazdıktan sonra birinci F4 tüm A'yı ve 5'i sabitler. İkinci F4 sadece 5'i. Üçüncü F4'te A'yı sabitler ki burada A'nın sabit olması lazım. Aşağı doğru çektiğimizde A5, A6, A7 diye artsın. Sonra ikinci ölçüt aralığımız, tarih aralığımız, vade tarihimiz. F4'te sabit diyelim. Noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız da şu üstteki tarih. Burayı da F4 ile beraber sadece 3'ü sabitliyoruz. Parantezi kapatın. Enter'a basın. Bunu aşağı doğru çektiğinizde toplamlar hariç diğer değerlerin geldiğini yana doğru çektiğimizde de bakın diğer değerlerin geldiğini görürüz. Şimdi buradan yazı boyutumuzu 13 yapalım. Binlik basamaklarını ayıralım. Şu şekliyle. Toplamlarımız buna gerek yok. Burayı toplam aldıracağız. Ve toplamlarımızı aldıralım. Benzer şekilde şuraya da toplamlarımızı aldıracağız. Üst tarafı toplayacağız. Bunu da yazı boyutunu 13'e getirin. Bunları tamamen şekil artık. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz tablonuza. Şuradan şu hücre sitelerinden örneğin şunu yapıp yazı boyutunu büyütün biraz. Benzer şekilde şurayı seçelim. Çıkış stilini seçtik. Yazı boyutunu büyüttük. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Haftalık olarak geldi değerlerimiz. Hemen şuradaki biçimi de şuraya da uygulayalım. Şekliyle güzel olsun. Güzel gözüksünler. Artı tarih. Bu tabloyu açtığınız zaman sistem otomatik olarak bunu alır. Ve burası da otomatik olarak artar. Burası artınca bu günler de otomatik olarak değişecektir. Alttaki rakamlar da seçmiş olduğunuz tarihe göre otomatik olarak değişecektir. Oldukça güzel bir tablo oldu. Artık gerisi tamamen şekil. İsterseniz şöyle bir çizgileri kaldırarak bir bakalım nasıl görecek tablomuz. Belki daha anlaşılır bir tablo oldu. Ya da sadece şöyle başlıkları seçsek bir iki, örneğin kalın alt kenarlık koysak gibi farklı farklı şekiller, seçenekler yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada bu Excel tablosunu açtığınız gün günün tarihi otomatik olarak buraya gelecek ve buna bağlı olarak da bu tarihler otomatik olarak güncellenecek ve siz de haftalık olarak o hafta hangi firmaya ne kadar ödemeniz var şeklinde bunu görebilirsiniz. İleri gidersek burada ileri uygulamalar ne olabilir? Hemen koşullu biçimlendirmeden rakamlar olduğu rakamları seçtikten sonra ilk son kurallarında örneğin bu haftaki en yüksek 3 ödeme hangisi şeklinde bir şart yapabilirsiniz. Bakın en yüksek ödemeleri görüyorsunuz. Toplamlarını görebilirsiniz. Ve buradan örneğin şuradan eşittir şu değer bölü alttaki değeri sabitleyerek ve bunu aşağı doğru çekerek de bakın şu şekliyle tekrar hücre stillerinden aynı şekilde çıkış stilini uygulayalım. Yazı boyutunu büyütelim. Ve yüzde olarak yaptığımızda yüzde kaç ödemeniz var? Yüzde kaçına denk geliyor bu toplam ödemenizin? Gibi bu hafta örneğin sulayıcı nakliyata 44 bin liralık ödemeniz var. 44.635 liralık ve toplam ödemenizin %22'sini buna denk geliyor. Gibi sonuçları rahatlıkla buradan erişebilirsiniz. Buradaki tarihi örneğin 25.10 olarak değiştirdiğiniz zaman bakın alttaki değerlerin de otomatik olarak değiştiğini, toplam değerlerinizin değiştiğini ve toplam yüzde gibi değerlerin otomatik olarak değiştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Artık bu tamamen sizin haftalık ödeme takip şeklinde kullanabileceğiniz bir özellik ve bunu isterseniz 15 günlük yapmak da mümkün. Arkadaşlar şunu yana doğru uzatırsanız bu tabloları sütunlar ekleyerek şu formüllerimizi de yana doğru uzatırsanız isterseniz 7 günlük, isterseniz 10 günlük, isterseniz 15 günlük şeklinde tablo ödemelerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta 1 aylık görme şansınız da var. Bu ay kime ne ödememiz var, ne gün ne ödememiz var şeklinde rahatlıkla bunlar görülebilir.
Öbür taraftan tabii bunun bir adım ilerisi de şu olabilir. Ödeme yapıldığı zaman rakamı silerseniz eğer buradan sıfırlar ya da eğer orası ödemeye ödendi ifadesi gelirse buradan ifade düşebilir. O da başka bir uygulama. Bu size haftalık olarak hangi gün hangi firmaya ne ödemeniz var rakamını, raporlarını rahatlıkla verir. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de düşey ara e-toplayı kullanarak anlık stok takibi yapan bir Excel çalışması yapalım. Elimizdeki dosyada 2013 yılında devre olan ürünlerimiz ve stok miktarları, kaç adet stok devre olduğu, bu ürünlere ait alış miktarları, benzer şekilde satış miktarları, kaç tane satıldığı ve anlık olarak da elimizde kaç tane ürün kalmış, fiyatı ne kadar ve toplam ne kadarlık elimizde bir ürün var, bunu görelim. Yani anlık stokta 2013 devir artı alış miktarımız eksi satış miktarımız şeklinde bir işlem yapacağız. Formül biraz uzun olacağı için şurayı açalım. Öncelikle buradaki stokta kaç tane devir var 2013'ten? Bunu düşey arayı kullanarak bulduralım. Bunun için eşittir. Düşey ara diyoruz. Şu değeri ara. Noktalı virgül. 2013 devirde şu değeri ara şeklinde şöyle seçelim. Ve F4'e basarak burayı sabitleyelim. Tekrar noktalı virgül. Bu devirdeki ikinci sütundaki değeri yaz ve tam işleme yap. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımızda bunların kaçar tane olduğunu ve aşağı doğru çektiğimizde de kaçar adet olduğunu buradan görürüz. Şimdi bunlar da kuruşları şuradan kaldıralım. Elimizde bu borudan bu stok cinsinden 1188 tane var iken yeni bir alış yapılmış. Şu tarihlerde bu ürünlere alış yapılmış. Şimdi bunu buraya eklememiz lazım. Bunun için F2'ye basıp işlemin sonuna bir artı koyalım ve e-topla diyerek parantezi açıyoruz. Aralığımız alış sütunundaki C sütunu buradaki ürünleri bulacak. Noktalı virgül. Ölçütümüz anlık stok sayfasına tıkladıktan sonra A3 noktalı virgül. Toplam değerimiz ise alış sütunundaki D sütunu yani kaçar adet alındığı parantezi kapattığımızda ve Enter'a basarsak 1188 olan değerin 1288 olduğunu görürüz. Şimdi de satış sayfasında yapılan satış bu ürünün satışlarını bu değerden çıkardığımızda anlık olarak elimizde ne kadar kaldığını görebiliriz. Bunun için tekrar F2'ye basalım ve formülümüzün sonuna eşittir eksi tekrar E topla aç parantez satış sayfasındaki A sütunumuzdaki ürünleri bul. Ölçütümüz anlık sayfadaki A3 noktalı virgül ve tekrar satıştaki satılan adet miktarını topla şeklinde parantezi kapatalım. Enter'a bastığımızda hangi üründen kaç tane kaldığını rahatlıkla bu şekliyle bulabiliriz. Toplantılara gelip de eşittir. Bu değer çarpı bu değer yani B3 çarpı C3 şeklinde yapıp elimizdeki toplam değeri de bulduğumuzda artık anlık olarak elimizde ne kadar satış var, ne kadar hangi üründen kaç tane var bunu rahatlıkla görebiliriz. Eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de Control Enter kullanımı aslında birçok noktada çok işimize yarar. Veri girerken birden fazla veriyi aynı anda girmek için hesaplamaları birden fazla aynı anda yapmak için Ctrl Enter tuşlarını kullanabiliriz. Örneğin şu seçtiğim aralığı isminizi yazmak istediğinizi düşünürseniz normalde nasıl yaparız? Ömer yazarız örnek olarak. Bunu daha sonra aşağı doğru çekip ve aralığın diğer kısmını yana doğru çekerek bunu çoğaltırsınız. Bunun daha kolay bir yöntemi Ctrl Enter kullanmak. Bakın öncelikle bu bölgeyi seçiyorum. Ömer yazıyorum. Kontrole basıp basılı tutup Enter'a bastığınız zaman aralıktaki tüm değerlerin dolduğunu görürsünüz. Gayet güzel ve güzel bir uygulamadır bu. Güzel bir kullanımdır. Tablolarımızda hesaplamalar yaparken de bunu kullanabiliriz. Buradan örneğin tutarımızın %15'ini hesaplatmak istersek eşittir. Buradaki değer çarpı 15 yüzde şeklinde bunu yaparak Enter'a basarız. Bunu da aşağı doğru çekerek diğer hesaplamaları yaptırabiliriz. Burada dikkat ediyorsanız elimiz farede, fareden klavyeye gidiyor, klavyeden tekrar fareye geliyor ve aşağı doğru bir işlem var. Şimdi fareyi kullanmadan direkt bunu nasıl yaparız bakın.
Klavyede oklarla hareket ediyorum ve sonucu yazdıracağım yere gelip Shift'e basarak aşağı doğru bu bölgeyi seçiyorum. Seçtim. Formülün sonucu buraya gelecek ve ilk formülümü hesaplıyorum. Eşittir. F2 çarpı 15 yüzde yazdıktan sonra Enter'a basarsanız tek bir yere hesaplar. Tekrar yapalım. Tekrar bu bölgeyi seçiyorum. Eşittir. F2 çarpı 15 yüzde diyorum. Ama klavyeden Ctrl Enter'a basarsanız arada kalan seçmiş olduğunuz bölgedeki tümünün hesaplamasını yapar. Ctrl Enter'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Eliniz hiç fareye gitmez. Bu sayede bir zaman kaybı da olmaz. Hızlı bir şekilde hesaplamalarınızı, boşlukları doldurmayı ya da aynı değeri birden fazla yere yazmak için bu yöntemi, Ctrl Enter yöntemini kullanabilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de Tab tuşunun güzel bir kullanımı var. Şöyle, şu bölgeye bakın, örneğin 5-6 kişi için mail bilgileri girmek istediğinizi düşünelim. Fare ile bilgilerin girileceği alanı seçiyorum. Çünkü alt alta veri giriş yapacağım. Fare ile bunu seçtikten sonra ve direkt klavyeden bilgiyi yazmaya başlıyorum. Örneğin Ömer. Ömer'i yazdıktan sonra Enter değil Tab tuşuna basıyoruz. Kes bloğun üzerindeki Tab tuşuna basıyoruz. Bağcı yazdık, telefonunu yazdık, mail adresini yazdık. Tekrar taba bastığınız zaman seçimin bir altına gelirsiniz. Örneğin Ali Özkanlı, tekrar numarasını yazdım, tekrar mail adresini yazdım ve Enter'a değil arkadaşlar, Tab tuşuna basarak bu şekilde ilerlediğinizde, örneğin Yavuz Pekel, bakın yani sürekli olarak hızlı bir şekilde buradaki bilgileri girmeniz mümkün. Enter değil, Tab tuşunu kullanarak bu şekilde tablolarınızda belirlediğiniz alanlara hızlı veri girişini yapabilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de herhangi bir hücre içinde tıkladıktan sonra bir alt hücreye inmek için klavyeden Enter tuşunu kullanırız. Enter tuşuna her bastığımızda aşağı doğru ineriz. Yukarı doğru çıkmak için ise Shift tuşuna basıp basılı tutup Enter'a bastığınız zaman da ters işlemi yaparsınız. Yani aşağı doğru değil, yukarı doğru çıkarsınız. Tab tuşuna bastığınız zaman yana doğru gidersiniz. Ama Shift taba basarsanız da geri geri gidersiniz. Bu şekliyle aşağı yukarı sağa sola hareket etme yöntemlerini klavyenin ok tuşlarını kullanabildiğiniz gibi Ctrl Shift Enter ya da Enter Tab ya da Shift Tab tuşlarını kullanarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de tablolarımızı seçmek için kullanacağımız farklı yöntemler var. Gerek klavye yöntemleri, gerekse fare yöntemleri ya da gerekse sadece tablomuzdaki formülleri seçebileceğimiz, sabitleri seçebileceğimiz gibi değişik yöntemleri sırayla inceleyelim. Tablomuzun tamamını seçmek için fareyle yapabileceğimiz ilk iş belki de ilk bildiğimiz tablonun ilk hücresine tıklayıp fareyle beraber tabloyu aşağı kadar taramak. Bu sayede tablonun tamamını hangi uzunlukta olursa olsun tabloyu tamamını seçebiliriz. Ne sıkıntısı olur? Uzun bir tabloysa bunun seçimini dikkatli yapmanız gerekir. Biraz zaman alır. Tekrar yukarı çıkalım. Tabloyu klavyeyi kullanarak ve fareyi kullanarak ise şöyle seçebiliriz. Hızlı bir şekilde. Tablonun ilk hücresine tıkladık. Klavyeden Shift tuşuna basarız. En son hücreye gelirim. Tablomun en altındaki hücreye ve en son hücreye gelirim. Shift'e basarak tıkladığınızda bu aralığın seçildiğini görürsünüz. Tekrar edelim. Bakın ilk hücreye tıklıyorum. Herhangi bir şeye basmadan tablomun en alt hücresine geliyorum. En sağdaki hücreye Shift tuşuna basarak basılı tutup faremin sol butonu ile bir kez tıkladığımda tablonun tamamının seçildiğini görebilirim. Burada eğer klavyeyi kullanarak tablonun tamamını seçmeniz gerekirse Ctrl A tuşuna bastığınızda 2010 ve 2013 kullanıcılarında tablonun tamamının seçildiğini görürsünüz. Tekrar edeyim. Ctrl A'ya bir kez basacağız. İlk bastığımızda tabloyu seçer. İkinci kontrole yaptığımızda da sayfanın tamamını seçer. O yüzden tablomuzun içine tıkladıktan sonra Ctrl A tuşuna bir kez basıp tablonun tamamını seçebiliriz. Eğer klavyeden tabloyu seçmek istersek ilk hücreye tıkladıktan sonra tekrar Ctrl Shift sağ ok ve aşağı ok yöntemiyle tablomuzun tamamı yine seçilir. Tablonun tamamını seçmede kullanılabilecek farklı bir yol ise Ctrl Shift yani kontrole basın, basılı tutun, Shift'e basın, basılı tutun ve boşluk çubuğuna bir kez bastığınızda tablonun tamamının seçildiğini görürsünüz. Tekrar edeyim. Kontrole bastım, basılı tuttum klavyeden. Shift tuşuna bastım, basılı tuttum. Ve boşluk çubuğuna bastığımda tüm tablonun seçildiğini görürüm. Bunlara ek olarak arkadaşlar tablolarda sadece sabit değerleri, sadece formülleri, sadece açıklamaları ya da sadece veri doğrulama olan hücreleri de seçtirebiliriz.
Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de çift tıklamanın 5 farklı yöntemini beraberce yapalım. Birinci yöntemimiz doldurma kulpuna çift tıklama. Belki de en çok kullanılan çift tıklama yöntemidir bu yöntem. Örneğin herhangi bir formül işlem yaptığımız zaman, örneğin F3 çarpı 10 yüzde diyerek F3'teki değerin %10'unu buldurduğumuzda, aktif hücrenin doldurma kulpuna çift tıkladığınız zaman, farenizin sol butonu ile çift tıkladığınızda, sol taraftaki değerleri baz alarak sistem en alta kadar hesaplamayı otomatik olarak yapar. Oldukça güzel bir yöntemdir. Buradaki baz alınan değer sol taraftaki hücrenin olmasıdır. Eğer bir satır boşluğu varsa orada kalır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Birinci yöntemi tekrarlamak gerekirse eşittir. Birinci işlem çarpı 10 yüzde deyip formülümüzü hesaplıyoruz ve aktif hücrenin doldurma kulpuna çift tıkladığınızda geri kalan diğer işlemlerin yapıldığını görürsünüz. Excel'de çift tıklamanın ikinci yöntemi, kullanılan ikinci yöntem satır sütun genişliklerini ayarlamak. Örneğin bakın şunları seçtim ve şu şekilde genişlettim. Eğer bu tablodaki sütunlarımızı veya satırlarımızı hızlı bir şekilde genişliklerini ayarlamak istiyorsak yapmamız gereken sütun başlıklarımızdan sütunlarımızı seçmek ve herhangi bir sütun arasına, C ile D'nin arasına, D ile N'nin arasına gelip buradaki İşaretçimizin şekli değiştikten sonra faremizin sol butonu ile bir kez çift tıklamak. Bakın tablomuzu otomatik olarak daraltır. Oldukça güzel bir yöntemdir. Çünkü buradaki bir ifadeyi yanlışlıkla genişletirseniz tamamı birden genişler. Tekrar daraltmak için iki hücre adresinin başlarının arasına tıkladığınızda, çift tıkladığınızda sistem otomatik olarak daraltır. Üçüncü kullanılan çift tıklama yöntemi ise hücre içine müdahale etmek. Şunları biraz genişletelim. Örneğin buradaki Gamze ismini, Mustafa ismini değiştirmek isterseniz hücreye gelip çift tıkladığınızda hücre içinde yazılır konuma gelebilirsiniz. Ya da herhangi bir formülde bir değişiklik yapmak gerekirse buradaki %10 değerimizi %5 olarak değiştirmemiz gerekirse hücre içine çift tıklayıp hücrenin değerini gösterip buradan bir değişiklik yaparak çarpı 500 şeklinde bir değişiklik yapıp ilk yöntemdeki doldurma kulpuna çift tıklama yöntemiyle hesaplamaları yapabilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz bu. Dördüncü yöntemimiz bölme oluşturduğumuzda bu bölmeleri kaldırma. Bunun için de görünümden gelip örneğin böl diyerek pencerelerimizi böldüğümüzde bakın pencereyi iki farklı alana bölüyorum. İki farklı alanda hareket etmek için kullandığımız bir yöntemdir bu. Örneğin üstteki değerlerin sabit kalıp biz alttaki değerleri hesap yapmak istersek bunu kullanırız. Eğer buradaki çizginin üzerine çift tıklarsanız buradaki bölmeyi kaldırdım. Bakın yatay bölmeyi kaldırdım. Benzer şekilde dikey çizginin üzerine de gelip çift tıklarsanız dikeydeki bölmeyi de kaldırırsınız. Tekrar etmek gerekirse buradaki görünüm sekmesinde böl ifadesini kullandığımızda aktif hücreden itibaren üstünü ve solunu bölüyor. Bakın farklı pencerelerde hareket etmemizi sağlıyor sistem. Ve buradaki yataya ve dikeye çift tıkladığınız zaman bu bölme pencereleri kalkar. Eğer ortaya çift tıklarsanız bir kere de her ikisini birden kaldırmış olursunuz. Beşinci çift tıklamamız kullanılan sekmelerin üzerine çift tıklama. Herhangi bir sekmeyi gizlemek için yapmamız gereken sekme simgesinde sekmelerin üzerinde sağ butona basıp şeriti daralt demek. Bu şekilde daraltıp tekrar buradan herhangi bir sekmeyi tıkladıktan sonra sağ butona basıp şeriti daralt ifadesini kaldırmak yeterli. Bunun klavye yolu da var. Klavyeden de yapabiliriz ama isterseniz herhangi bir sekme isminin üzerine bir kez tıklarsanız o sekmenin açıldığını görürsünüz ama iki kez tıklarsanız alttaki şeridin gizlendiğini görürsünüz ve tekrar iki kez tıkladığınızda yani çift tıklama yaptığınızda buradaki şeridin açıldığını tekrar ve kapandığını görürüz.
Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de görünen değer ve gerçek değer diye iki farklı kavram var. Görünen değer, hücrede gördüğümüz değeri, hücrenin içindeki gördüğümüz değer. Ama bir hücrenin gerçek değeri ise formül çubuğunda yazan değeridir. Bir firmadan, bir arkadaşınızdan size bir tablo geldiği zaman hücre içinde yazan değerler görünen değer olmakla beraber, eğer o hücrenin içine tıkladığınızda formül çubuğunda farklı bir değer varsa, yani bakın burada bir formül var, eşittir B3 çarpı 1000 şeklinde bir formül uygulanmış. Bu da hücrenin gerçek değeridir. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de boşlukları hızlı bir şekilde doldurabiliriz. Şöyle bir örnek yapalım. Elimizde bir liste olduğunu düşünün. Ya da farklı programlardan Excel'e bir dosya aktardığınız zaman arada boşlukların olduğunu ve bunları tek tek şu şekliyle Ankara'yı buraya kadar, örneğin İstanbul'u buraya kadar ve İzmir'i de buraya kadar şu şekliyle tek tek çoğaltmanız gerektiğini düşünün. Bunun için basit yoldan şöyle yapabiliriz. Bunları geri alalım. Çoklu seçim araçlarını kullanmak için klavyeden kontrol tuşunu kullanmamız lazım. Yani belirli bir bölgeyi seçtiniz. Kontrole basıp basılı tutarak farklı bir bölgeyi seçerseniz farklı farklı bölgelerin seçildiğini rahatlıkla görürsünüz. Benzer şekilde Ankara'nın altındaki boşlukları seçiyorum. Kontrole basıyorum. İstanbul'un altındaki boşlukları seçiyorum. Kontrole bırakmadan İzmir'in altındaki boşlukları nereye kadar yazdıracaksam oraya kadar seçiyorum. Ve eşittir deyip İzmir ifadesini, yani bir üstteki değeri seçiyoruz. Klavyeden kontrol tuşuna basıp basılı tutup enter tuşuna bastığınızda aradaki boşlukların direkt olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Tekrar edelim. Örneğin İstanbul'u şuraya alalım. İzmir'i sınırından tutup şuraya alalım. Şöyle yapıyoruz. Şu bölgeyi seçtik. Kontrole basıyoruz. Klavyeden basılı tutup İstanbul'un altını seçiyoruz. Kontrole basıp İzmir'in altını seçiyoruz ve eşittir deyip üstteki değeri seçtikten sonra klavyeden kontrol enter tuşuna bastığınızda üstteki değerlerin otomatik olarak buraya dolduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Kontrol enter burada güzel işe yarar. Özellikle farklı programlardan bilgiler aktardığınızda tek tek hepsini doldurma kulübünden aşağı doğru tut check yapmak yerine bir kere de seçerek kontrol enter yöntemiyle bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de aralıkları seçme ile ilgili üyelerinizden Alparslan Kısaoğlu'nun bize ilettiği ilginç ve güzel bir yöntem var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yöntem şöyle. Eğer burada bir aralığı seçeceksek fare ile bunu seçmek kolay. A1'e tıklayıp belirli bir noktaya kadar seçebiliriz. Farklı seçim yöntemleri olmakla birlikte geniş bir aralığı seçmek için alt kutusuna gelip örneğin A1 2 nokta üst üste B600 yazıp Enter'a bastığınızda o aralığın otomatik olarak seçildiğini görüyorsunuz. Tekrar etmek gerekirse, seçmek istediğiniz aralık belli ise A2 2 nokta üst üste N100 aralığını seçmek istiyorsanız alt kutusuna bunu yazıp Enter'a bastığınızda bu aralığın otomatik olarak seçildiğini görürsünüz. Benzer şekilde A2 2 nokta üst üste B10 aralığını seçelim. Noktalı virgül. B30 ya da B5 2 nokta üst üste C40 aralığını seçelim. Bakın iki aralığı yazdım. Noktalı virgül koyduğumda bakın aralığın seçildiğini rahatlıkla görebiliriz. Bunu tekrar edeyim. A2'den C10'a kadar olan aralığı seçelim. Noktalı virgül. D5'ten örneğin F50'ye kadar olan aralığı seçelim. Alt kutusuna bunları yazıp Enter'a bastığınızda bakın
aralıkların klavyeden hızlı bir şekilde seçildiğini görürsünüz. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de Enter tuşunu kullandığımızda eğer herhangi bir değişiklik yapmadıysanız Enter'a bastığınız zaman bir alt hücreye inersiniz. Bu oldukça bilgi girerken güzel bir özelliktir ve hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Yukarı çıkmak için ise yukarı oku kullanabildiğiniz gibi Enter yerine Shift Enter tuşunu kullandığınızda, yani Shift'e basıp Enter'a bastığınızda yukarı doğru aktif hücrenin çıktığını görürsünüz. Benzer şekilde sağa gitmek için sağ ok, sol okları kullanabildiğimiz gibi Tab tuşuna basmak da bizi sağa doğru götürür. Sağa doğru giderken sola doğru gelmek için tekrar Shift Tab'a bastığınız zaman da geri geriye gelirsiniz. Enter ve Tab tuşlarının Shift tuşuyla birlikte böyle güzel bir kullanımı vardır. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de birleştir ve ortalığının güzel bir özelliği var. Şöyle yapalım. Elimizde bir tablo var ve bu tabloya bir başlık eklediğimizde daha sonra bu başlığı birleştir ve ortalığı ile tam tüm sütunların ortasına gelecek şekilde düzenleyelim. İlk satıra tıkladıktan sonra üstte bir satır ekleminin klavye karşılığı klavyeden Alt tuşuna basın bırakın, E tuşuna basın bırakın, S tuşuna basın bırakın. Otomatik olarak bir satırın eklendiğini görürsünüz. Tekrar etmek gerekirse, satır eklemek istediğiniz yere tıkladıktan sonra Alt basın bırakın klavyeden, E'ye basın bırakın ve S'ye basın bırakın satırı eklersiniz. Daha sonra başlığımızı yazalım. Kimpex Textil Earning satış listesi diye yazalım. Ve bunu bildiğimiz şekliyle tüm sütunları seçerek şuradan giriş sekmesinden birleştir ve ortalığa basıp ortalayalım. Şimdi bu şekilde yaptığımızda bu başlığı ortalamasına rağmen bizi şöyle sıkıntılar doğurur. Örneğin ben sadece başlıkla beraber şurayı almak istersem alamam. Ya da şu üstteki bir veri varsa, örneğin 1, 2, 3 diye bir verimiz var. Şu sütunu bakın almak istediğimde alamam. Bunu sistem izin vermez. Çünkü şurada yaptığımız birleştir ve ortala ifadesi bunu tüm tablo gibi hareket etmesini sağlar. Bunun için sütunu seçmeniz gerekir. Ama sütunu seçtiğiniz zaman da alt tarafta istemediğiniz bilgiler varsa onları da seçmek zorunda kalırsınız. Bunun yerine şöyle bir kısa yol var ya da şöyle bir güzellik var. Başlıklarımız dahil tablomuz seçelim ve çizgisine geldikten sonra kontrol tuşuna basarak tabloyu aşağıya doğru kopyalayalım tekrar. Tabloyu aşağı tarafa kopyaladıktan sonra başlığımı tekrar yazıyorum. Kimpex Tekstil satış listesi diye. Ve tekrar bunu birleştir ve ortala yapmak için seçiyorum. Fakat buradaki birleştir ve ortaladan değil, hemen yanındaki detaylardan tıklayıp hizalamanın, bakın hizalamanın yanındaki oka tıkladım ve buradaki hizalama kısmında seçim arasında ortala seçeneğini seçiyoruz. Bu çok bilinmeyen bir özelliktir. Seçim arasında ortala dediğinizde ve tamam düğmesine tıkladığınızda bu tekrar başlıklar ortalanır. Tek bir hücre gibi, aynen birleştirilmiş hücre gibi davranır ama tıkladığınız zaman bakın her birinin ayrı bir hücre olduğunu burada görürsünüz. Yani şuraya yazdığınız örneğin bir ifadeyi seçmek için bakın şu şekilde rahatlıkla burayı seçebilirsiniz. Yani görünürde birleştirilmiş ve ortala yapılmış gibi görünür fakat her bir hücre grubu kendi içinde bağımsız olarak hareket edebilir. Bu şekliyle eğer üst taraftaki verileri komple kopyalıyorsanız size kopyalama esnasında kolaylık sağlanır. Excel'de başvuruları 3 tür düzenleyebiliriz. Formüllerimizin örneğin eşittir A1 artı B1 şeklinde bir formül yazıp bu formülü 2 hücre aşağı çekersem otomatik olarak A2 artı A3 artı B3 A4 artı B4 diye otomatik olarak artar. Bu şekildeki başvuruları göreceli başvurulardır. Yani her hücre kendisini otomatik olarak yeniden ayarlar. Ama eşittir A1 artı B1 yazıp F4 tuşuna basarak B1'i sabitlersem bu tür başvurulara da karma başvurular denir. Burada da formülü aşağı doğru çektiğiniz zaman A1, A2, A3 artarken B1 sürekli sabit kalır.
Yani dolar işareti koyduğumuz yerlerdeki ifadeler değişmez. Bunlar hep sabit kalır. Benzer şekilde eşittir A1 artı B1 yazıp F4'e bir kez bastığımda hücreyi sabitlerken bir kez bastığımda da sadece satırı ya da tekrar F4'e basarak sadece sütunu sabitleyebilirim. Bu tür başvurularda karma başvuru olarak geçer. Karma başvurularda hücrenin bir tarafı değişirken ya da başvurunun bir grubu değişirken diğer grubu değişmez. Mutlak başvurularda ise eşittir A1 F4 artı B1 F4 şeklindeki başvurularda ise bütün hücrelerde dolar işareti olduğu için bu başvurularda mutlak başvuru olarak bilinir ve bunlar 3 hücre aşağıya da kopyalasanız, 5 hücre aşağıya da kopyalasanız hiçbir zaman başvuru yeri değişmez. Sürekli hep A1 artı B1'i kullanılır. Formüllerde bunların kullanımları değişebilir. Yerine göre sadece mutlak başvuru, yerine göre sadece göreceli başvuru, bazen de karma başvuru şeklinde kullanılabilir. Şimdi örneğimizde %10 komisyonumuz var. Tutar tutarımızdaki değerin %10'unu buraya hesaplatmamız lazım. Eşittir F2 çarpı I2 şeklinde bir formülü uyguladıktan sonra bunu aşağı doğru çektiğimde ilk değerin hesaplandığını ama diğer değerlerin hesaplanmadığını görüyorsunuz. Bunun nedeni herhangi bir hücreye gelip F2'ye bastığınız zaman F5 artı I5 oldu. F5 çarpı I5 olduğunu görürüz. F5'te değer varken I5'te değer olmadığından dolayı formül burada sıfır hatasını verir. Burada yapmamız gereken F sütunundaki değerler değişirken I2'deki değerin hiç değişmemesi. Bunun için başvuruyu eşittir F2 çarpı I2 yazıyorum. Enter'e basmadan F4 klavyeden F4 tuşuna basarak burayı sabitliyorum. Burayı sabitleyip Enter'e bastığımda ve formülü aşağı doğru çektiğim zaman sonuçların hesaplandığını görüyoruz. Çünkü herhangi bir hücreye tıklayıp F2'ye bastığınızda F10 çarpı I2 olduğunu görürsünüz. Benzer şekilde F6 çarpı I2 olduğunu görürsünüz. Bir formülde kullandığınız yerdeki başvuruyu sabitlemeniz gerekirse kullanmanız gereken tuş F4 tuşudur ama Enter'a basmadan F4'ü kullanmanız gerekir. Excel'deki çözücü işlevi hedef arının bir üst versiyonu olarak düşünülebilir. Hedef arada tek şarta bağlı istediğimiz değerleri buldururken çözücüde çok daha geniş alanlara bağlı hesaplamalar yaptırılabilir, istenen kıstaslar verilebilir. Çözücü normal olarak sekmelerde yer almaz. Veri sekmesine bunu eklemek için dosya menüsünden seçenekler sol taraftaki eklentileri seçtikten sonra sağ alttaki git ifadesine tıklayıp açılan pencerede çözücü eklentisini seçip tamam dememiz gerekir. Bunu seçtiğimiz zaman veri menüsüne çözücü eklenir. Çözücüde tablomuzun bu işleme uygun olması lazım. Örneğin elimizdeki tabloda bir dershaneye ait olan kayıtlar, maksimum öğrenci kapasiteleri, kazançlar, öğrenci sayıları var. Buradaki amacımız şu. Dershanemizin lise 1'de alabileceği öğrenci sayısı belli. Lise 2'de belli, lise 3'te, lise 4'te ve mezun da belli. Şu an için aldığımız kayıtlar var. Dershaneye yönelik alınan kayıtlar var. Öğrenci başına da kazancımız lise 1 gruplarındaki bir öğrenciden 400 lira, lise 2'den 420 lira gibi farklı değerler. Şimdi burada istediğimiz bir değeri kar oranını yakalamak için kaç öğrenci daha almamız lazım ve hangi branşlardan kaç öğrenci almamız lazım? Öncelikle şu anki mevcut durumu görmek için öğrenci sayısıyla, kayıtlı öğrenci sayısıyla bir öğrenci başına olan kazancın toplamını almam lazım. Bunu şöyle yapabilirim. Eşittir derim. Kayıtlı öğrenci çarpı şu artı tekrar şu, bu öğrenci sayısı çarpı şu artı bu çarpı bu gibi böyle tek tek artı daha sonra buradaki hedefler kısmına da bunu ekleyerek yapılabilir. Onun yerine şunu yapalım. Aynı işi yapan eşittir topla çarpım bize şu aralıktaki değerleri alsın. Şu aralıktaki değerlerle yani 400 ile 41'i çarpsın toplasın. 420 ile 52'yi çarpsın toplasın. Bu işimizi yapsın. Artı tekrar aynı işlevi kullanıyorum. Topla çarpım.
buradaki öğrencilerle, buradaki kar oranıyla şurada gelecek sayıları topla ve çarp. Evet, şu anda 147.520 liralık bir şeyimiz var, kazancımız var. Şimdi çözücüyü kullanarak benim bu 147 bin küsur olan karımı 180 bin lira yapmam için kaç öğrenci almam lazım ve hangi öğrenciden, hangi gruptan kaç öğrenciyi almam lazım? Bakın, hedef arayla bunu tek tek yapmak lazım ama çözücüde hepsini bir arada yaptırabileceğiz. Gelir toplamı ifadesine tıkladıktan sonra çözücüye tıklıyorum. Karşıma bu geliyor. Çözücü penceresinde hedef ayarla kısmı sonucu ulaşmak istediğiniz yerdir ve mutlaka bir formül içermesi gerekir. Bu örneğimizde E8. Hedefimiz en büyük, en küçük ve değer olarak 3 farklı kategoride olabilir. Yani en çok kar, en az kar ya da şu değerdeki gibi bir rakam olabilir. Örneğin ben buraya 180 bin lira kar etmeyi planlıyorum. Bu 180 bin lira kar etmem için hangi hücrelerin değişmesini istiyorsanız, bizde de örneğin şu hedefler kısmı değişecek. Ve burada da kısıtlamalarımızın olması lazım. Şimdi örneğimizde şöyle bir kısıtlamaya ihtiyacımız var. Bizim lise 1'de kapasitemiz 68 kişi, kayıtlı öğrencimiz 41 kişi, alabileceğimiz maksimum sayı 27 kişi. Yani E2 hücresine gelen değer 27'den büyük olamaz. Aynı şekilde E3'e gelen değer 26'dan büyük olamaz. Bunları tek tek şuradaki ekle ifadesine tıklayıp kıstaslarımı veriyorum. Bakın, bu hücredeki değer küçük eşittir. Tıklayalım. Şuradan olmak zorundadır. Ekle diyorum. Bu hücredeki değer küçük eşittir. Bu olmak zorunda. Tekrar ekle. Bu hücredeki değer küçük eşittir bundan. Tek tek bu şartların hepsini veriyorum. Bunu da verdikten sonra tamam dediğimde sistem buna geliyor. Daha sonra şu altta çözme yöntemleri var. Doğrusal olmayan, basit açılım diye. Bunları deneyebilirsiniz. Bunlar farklı sonuçlar üretir. Doğrusal olmayan sistemini seçtikten sonra çöz dediğimde, bakın sistem bunu çözdü ve benim 180 bin lira para kazanmam için şu gruplardan şu öğrencileri almam gerektiğini bana bildirdi. Buradan iptal ederek çıkıyorum. Tekrar eskiye döndüm. Şimdi şu anki karımın dönem sonunda benim 30 bin lira kar edebilmem için acaba şuradaki hedeflerimin kaç öğrenci olması lazım? Kaçar öğrenci daha almam lazım? Şimdi bakın, benzer şekilde çözücüye tıklıyorum. Hedef ayarla kısmım değişti. Bu sefer hedef ayarla kısmım burası. Gene E2, E6 aralığını değiştireceğim. Şartlarım gene aynı. Çünkü şurada maksimum öğrencileri taşımam. Değerim bu sefer ne olacak? Örneğin ben bu yılın sonunda gelirler eksi giderlerin 24 bin lira fark olmasını istiyorum. Yani 24 bin lira şirketimin kar etmesini istiyorum. Bunun için kaçar öğrenci daha almam lazım? Çöz dediğim zaman, bakın sonucun 24 bin lira olabilmesi için benim lise 1'den 18 öğrenciye daha ihtiyacım var. Lise 2'den 19'a gibi farklı şekilde çözümler üretilebilir. Eğer burada tamam derseniz bu değerler sabit kalır. İptal dediğiniz zaman tekrar eski değerlere geri dönersiniz. Şimdi hedefimizi değiştirelim. Çözücüye geldim. Tekrar örneğin 40 bin lira kar edebilmem için verdiğim şartlara bağlı olaraktan kaç öğrencilere ihtiyacım var dediğimde, bakın burada eğer işte 27'de 27 alırsam, 26'da 26 alırsam, 28'de 24 öğrenci alırsam, mezunlardan da 33 öğrenci daha alırsam, ben bu gelir ve bu gider karşısında 40 bin lira kar ederim. Çözücü örneği basitçe bu şekilde anlatılabilir. Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de ESRI, e-topla gibi işlevleri kullanarak basit bir stok takip programı yapalım. Bunun için eğer Excel 2013 kullanıyorsanız iki tane daha sayfa ekleyelim. Sayfa 1 ve sayfa 2, sayfa 3. 2010 kullanıyorsanız zaten sayfa 1, sayfa 2, 3 boş olarak karşınıza gelecektir. Sayfa 1'i seçin. Kontrole basarak sayfa 2'yi de seçelim. Ve aynı anda iki sayfaya da işlem yapmak için
A1 hücresine gün diyelim. B1'e ay, C1'e yıl, D1'e tarih, E'ye ürün, buraya da adet yazalım. Daha sonra bunları seçelim. Örneğin 25 satır için. Eğer siz daha uzun yapabilirsiniz bunu. Kenarlık ekleyelim. Başlıklarımızı kalınlaştıralım. Şu şekilde biraz bunu genişletelim. Tamam. Sayfa 1'de ve sayfa 2'de aynı değerlerin olduğunu görürüz. Sayfa 3'e tıklayıp bunu iptal edelim. Sayfa 3'e de örneğin K sütununa ürünler diyelim. Buraya da bir ürün tablosu oluşturmamız gerekecek. Orası dursun. Sayfa 1'de hangi tarihte hangi ürün girmiş, kaç adet girmiş bunu yapacağız. Sayfa 2'de ise hangi tarihte kaç adet ürün çıkmış bunu yapacağız. Buraya hatta şey diyelim, sayfa 2'ye çıkan adet, sayfa 1'e ise gelen adet. Bu şekilde tablomuzu oluşturduk. Şimdi şöyle yapalım. Ürün kısmını hatayı engellemek için sayfa 3'te tanımladığımız ürünler kısmını otomatik olarak sayfa 1'deki ve sayfa 2'deki ürünler kısmını otomatik getirelim. Onun için hatta ürünleri şöyle isterseniz buraya alalım. Hem de işimize yarasınlar. İşte örneğin A ürünü, B ürünü, C ürünü gibi ürünleri 4 tane ürün tanımlayalım. Buradaki A, B, C ürünlerini ya da tanımladığımız ürünleri seçerek geniş bir alanda seçiyorum. Ad tanımlama kısmından ürün olarak burayı tanımlıyorum. Daha sonra sayfa 1'e gelip ürünleri yazdıracağım yeri seçip veri doğrulamadan buradan listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmında da F3'e basıp ürünü seçip tamam diyelim ve tekrar tamam diyelim. Bakın buraya ürünleri getirdik. Benzer şekilde sayfa 2'ye geçip tekrar ürünlerin olduğu yeri seçelim. Veri doğrulamadan liste F3'e basıp ürünü seçip tamam diyelim. Bu şekilde de bunları getirdik. Şimdi gün, ay, yıl ve değerlerini hesaplatmak için eşittir gün deyip girmiş olduğumuz, yani ürünü aldığımız tarihin gününü hesaplatalım. Eşittir ay diyerek buradaki tarihi hesaplatalım. Benzer şekilde de eşittir yıl diyerek buradaki tarihi hesaplatalım. Bunları da aşağı doğru çekelim. Hazır olsun. Şu 3 formülümüzü kopyalayıp sayfa 2'ye direkt yapıştırsak, evet, benzer şey buraya da geldi ve bunu da aşağı çekelim. Şimdi buradan tarihi Ctrl Shift noktalı virgülle günün tarihini giriyorum. Örneğin B ürünü girmiş, 20 adet girmiş. Bunun detayı daha yapılabilir. Tekrar aynı tarihte A ürünü girsin. Buradan da 30 tane girsin. Çıkanlara bakalım. Tarihe geldik. Bugün A ürünü çıkmış. 2 tane çıkmış. Tekrar. Bunları barkod dahi yapıp barkodlardan bile bunları okutup sisteme otomatik getirilebilir. 1 tane çıkmış. Sayfa 1'in ismini giren, sayfa 2'nin ismini çıkan, sayfa 3'ü de anlık stok olarak isimlerini değiştirelim. Şuradaki tablomuzu biraz güzelleştirelim hızlıca. Kalın diyelim. Giren alt enter miktar, aynı şekilde çıkan bir alt almak için alt enter miktar ve mevcut ya da anlık alt enter stok. Bu sayede ürünlerimizde seçtiğimiz, girdiğimiz ürünleri de buradan stokları takip edelim.
Bunları hemen hızlıca kalınlaştıralım, ortalayalım. Tablomuzu bu şekilde oluşturduktan sonra E topla işlemini kullanalım. Eşittir E topla. Aralığımız git giren tablosundaki E sütunundaki ürünler kısmını say topla ve anlık stoktaki A ürünü say noktalı virgül git girendeki giren miktarını topla. Parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda bize sayıyı veriyor. Direkt sütunları seçtiğim için bunu aşağı doğru da çekebilirim. Benzer şekilde çıkanı bulalım. Eşittir E topla. Parantezi açtık. Çıkan kısmındaki ürünler sayfasında git anlık stoktaki A'yı say ve çıkandaki kaç adet çıktığını bul. Enter'a bastığınızda da buradan çıkan adeti bulursunuz. Anlık stoğu bulmak kolay artık. Eşittir. Giren eksi çıkan dediğimizde hangi üründen kaç tane kaldığını rahatlıkla görürüz. Şimdi gelin tekrar bugün C ürünümüz girsin ve 100 tane girsin. Tekrar bugün D ürünümüz girsin ve 125 tane girsin. Çıkana bakalım. Bugün C ürünümüzden, bakın diğerleri gözükmüyor yukarıda kaldığı için, C ürünümüzden 5 tane çıksın sadece. Yeni bir ürünümüz olsun. Buraya da diyelim ki E ürünü. Girene gelelim. Tekrar bugün tıkladık. Bakın E ürünü otomatik gelir. E ürününden 200 tane girsin. Ve tekrar bugün E ürününden 50 tane çıksın. Anlık stoğumuza bakalım. Bakın hangi üründen anlık olarak kaç tane girmiş, kaç tane kalmış bunu görürüz. Bu basit düzeyde E toplayı kullanarak yaptığımız bir işlem. Hangi tarihte, hangi ayda kaç tane ürün girmiş, çıkmış şeklindeki sorularımızın cevabı özet tablolar kullanmamız gerekir. Onu da ilerleyen örneklerimizde yapacağız. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de üyelerimizden gelen bir soruyu beraberce çözmeye çalışalım. Üyemiz bir sigorta takip listesi hazırlamış. Tarih, poliçe numarası, ad, soyad, telefon ve diğer bilgileri barındıran ve burada da sigortayı hangi şirkete yaptığına dair bir listesi var. İstediği olay da şu. Bu listeye veri girdiğinde, yani şuraya yeni bir satır girdiğinde, şurada yazdığı firma ismini Aviva, Allianz ya da HDI gibi firmaları yazdığında alt tarafta yer alan Aviva sayfasına, Allianz sayfasına ya da HDI sayfasına otomatik olarak artmasını sağlamak. Yani günlük olarak buraya listesini yazacak. Kişi buradan günlük listeyi yazacak ama hangi firmayı yazarsa Aviva'ya, Allianz'a Allianz'a, Ege'ye Ege'ye ya da HDI'ye HDI'ye otomatik olarak bu listeler gidecek. Şöyle yapalım. S takip dosyamızı, Aviva dosyamızı, Ege ve HDI dosyalarını ve Allianz dosyasını kontrole basarak sayfaları seçiyorum. Sağ buton taşı veya kopyala diyerek bunu yeni bir kitaba buradan kopya oluştur diyerek atalım. Eski kitabımızdan kurtulalım. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar ERSAY işlemini kullanmak ama ERSAY işlemini kullanırken ilginç bir yöntem uygulayacağız. Bunu önceki eğitimlerde de göstermiştim. Yapmamız gereken şuradaki her şirket sayısının kaç defa geçtiğini saydırmak ve buna göre de şuradaki tablolarda düzenlemeler yaparak ERSAY ile beraber tekrar burada ve düşey arayı kullanarak burada çözüme gitmek. Şöyle yapalım. Şuradan örneğin A'ya bir sütun ekleyelim. Ve buraya şuradaki Aviva ifadesinin, Allianz ifadesinin, HDI ifadesinin kaç defa geçtiğini saydırmak için ERSAY işlemini kullanalım. Bunun için eşittir. Biraz büyüteyim isterseniz. ERSAY beceremedik. Tekrar yapın. Eşittir. ERSAY parantez açıyoruz. L2 iki nokta üst üste L2 ilk L2'ye gelip FNF4'te ya da normal F4'te sabitliyoruz. Noktalı virgül L2'yi say. Yani bu aralıkta L2'yi say şeklinde. Bakın bunu böyle çektiğinizde
aşağı doğru hangi değerin kaç kez geçtiğini görürüz. Yani buradaki bir ifadesi Aviva'nın bir kez geçtiğini, Allianz'ın bir kez geçtiğini, HDI'nin burada birinci kez geçtiğini, altta da ikinci kez geçtiğini gösterir. Fakat bu bize eksik kalır. Çünkü örneğin şuraya gelip düşey ara kullandığımızda, buradaki düşey arada bir ifadesini arattığımızda sistem gider, ilk bulduğu biri getirir. Yani Aviva'yı getirir ve her seferinde Aviva'yı getirir. Onun için bu formülümüzün sonuna şöyle bir hile yapalım. Bunun sonuna gelin, Shift 6 ile birleştire basıp şuradaki şirket ismini birleştirelim. Yani Aviva birinci kere geçiyor. Diğerlerinin kaçıncı kere geçtiğini bakın bu şekliyle rahatlıkla buldururuz artık. Şimdi Aviva sayfasına geliyoruz. Aynı şekilde burada bir işlem yapmamız lazım. Şunun birleştirme ortalamasını kaldıralım. Hatta isterseniz bakın şöyle bir yöntem izleyelim. Şu bölgeyi olduğu gibi seçelim. Kolaylık olsun. Sağ buton kopyala. Yeni bir sayfa ekleyelim. Buraya da sağ buton özel yapıştır ve kaynak temayı kullananların tümünü seçerek tabloyu birebir aynısını yapıştıralım. Şimdi buradan şuraya da sigorta firma diyelim ve buradan S takip dosyamızdaki ilk firmayı aynı olması açısından kopyala yapıştırla beraber getirip buraya yapıştıralım. Şimdi tekrar bir sütun ekliyoruz. Aynı şekilde burada da şurada yakaladığımız mantığı yapmamız lazım. Yani bir Aviva, iki Aviva gibi, bir HDI, iki HDI gibi mantığı burada yapmamız lazım ki düşey arayla bunu buldurabilelim. Bunun için arkadaşlar şu şekilde bir işlem yapamayız. Doğru, çok doğru olmaz. Bir Shift 6 Aviva gibi bir ifade yaptığımızda bu ilk satır için doğru olabilir ama aşağı doğru çektiğimizde bakın sıkıntı olur. Çünkü şuradaki 1'in artması lazım. Şuradaki 1, 2, 3, 4 diye artması lazım ve Aviva'yı sabitleriz. O çok sıkıntı değil ama şöyle yapalım bakın. Şimdi burada satır işlemini kullanalım. Satır işlemimiz bulunduğumuz satırın numarasını verir. Yani eşittir. Satır deyip parantez açın kapatın. Bakın bize 3 numarasını verir. Yani bu 3. satır. Bize ne gerekiyor? Birincisi bir rakamı gerekiyor. O zaman bundan 2'yi çıkarırsak biz istediğimiz sonuca erişiriz. Parantez açıyorum. Satır diyorum. Parantezi açtım kapattım. Eksi 2 diyerek 1'i buldum. Bunun parantezini kapatalım. Shift 6 şuradaki değeri diyerek ve F4 ile beraber sabit diyerek bakın buradan 1 Aviva, 2 Aviva gibi değerlerin hepsini artık getirdik. Şimdi buraya yeni bir Aviva değerini girdiğimizde sistem otomatikman burasının 2 Aviva olarak getirecektir. O zaman da buradan sayfa alttaki 2 Aviva değerini rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi düşey arayı kullanarak buradaki şu 1 Aviva değerini gidelim şu tabloda aratalım ve istediğimiz şu satırlar kaçıncı satırlarsa sütunlarsa onları buraya getirelim. Bunun için eşittir düşey ara. Neyi arıyoruz? A3'teki değeri arıyoruz. A3'teki değeri ara. Nerede arıyoruz? S takip dosyasında şu aralıkta. Bakın artık ne kadar istiyorsanız o kadar seçebilirsiniz. Burayı arıyoruz. F4'e basarak sabitleyelim. Noktalı virgül. Kaçıncı sütunu istiyoruz arkadaşlar? Bu aralıktaki sarıları istediğimize göre burası birinci sütun, burası ikinci sütun. Öncelikle ikinci sütunu istiyoruz. Noktalı virgül. Tam eşleme yaparak yani sıfır yazarak da tam eşleme yapalım. Enter'a bastığımızda tarihin geldiğini görürüz. Şimdi bunu yana doğru çektiğimizde bir formüllerde kayma olacaktır. Çünkü burada A3 arıyor. Bakın burada B3 arıyor. Şurada. Burada C3 arıyor. Burada da D3 arıyor. Şimdi bunun için A3 yazan yere şu A'nın önüne bir dolar koyalım. Şu şekliyle dolar koyalım. Ve bunu yana doğru çektiğimizde bakın formülün hep aynı değeri getirdiğini görürüz. Şimdi artık burada yapmamız gereken kaçıncı sütun arıyorsak bakalım buradan. İkinci sütun, üçüncü sütun ve dördüncü sütun arıyoruz sırada. Şurayı 3 yapalım. Poliçe numarası geldi. Şurayı da 4 yaptığımızda bakın ad soyadın geldiğini görürüz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Bunu aşağı doğru çektiğimizde olmayan değerlerin yok hatasıyla karşımıza çıktığını görürüz. Onun için yok hatasını engellemenin yolu şu. Bunun başına gelin eğer hata işlemini kullanalım burada. Eğer hata parantez açın. Baştan bunu yapalım. Buraya gelip noktalı virgül tırnak tırnak diyerek eğer yok hatasına düşerse sistem
Bu şekliyle şey getirsin, boşluk getirsin. Bunu yana doğru çekelim tekrar ve şurayı 3 tekrar yapalım. Şurayı 4 tekrar yapalım. Ve kaçıncı sütunlar istiyoruz tekrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istemiyoruz. 8, 10, 11 istiyoruz. Hemen buradan şurayı 8, şurayı 10, şurayı da 11 olarak değiştirdiğimiz mi? Bakın bunu çözdük ve bunu artık şöyle seçip aşağı doğru çift tıkladığınızda ya da çekelim aşağı doğru tüm değerlerin hesaplandığını 20'ye kadar 20 satırlık şekilde hesaplandığını görürüz. Burada ne hatamız var? F4 çarpı 0,1 tabi boş olarak geldiği için değer hatası. Burada da aynı şeyi yapalım. Eğer hata diyelim, eğer burası hataya düşerse, yani bu formül eğer bir hataya düşerse boş boş diyerek getirsin. Tablomuz daha düzgün gözüksün. Şimdi bunun güzelliği nedir? Buradan stok takipten aliyansı alalım. Buraya gelelim. Bunu yapıştıralım. Bakın tablo aliyans olarak değişti. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte bir kasa programı yapalım. Yani işletmemizin kasasını, gelir ve giderini tutabileceğimiz, bunların raporlarını oluşturabileceğimiz güzel bir uygulama yapalım. Biraz uzun bir uygulama ve belki bir iki kısımdan oluşabilecek bir uygulama. Kasa programı oluşturmak için öncelikle bir tarih alanı açalım. Tarih. Gelir ve gideri yazabileceğimiz bir tür diye alan belirleyelim ve açıklamaları yazabileceğimiz. Örneğin açıklamalar 1, açıklamalar 2 diye. Farklı farklı 3-4 tane açıklama alanı yazalım ki burası daha şey olsun. Kullanacağız bunları. Şuraya da açıklama 3 ve açıklama 4. Buraya da tutar diyelim. Bunları yazalım. Hemen hızlı bir şekilde tablomuzu biçimlendirelim. Şunları seçelim ve genişletelim. Şu şekliyle. Şunu da açıklama 1 olarak düzeltelim. Türümüz gelir ve gider. Başka bir türümüz yok. Tarihimiz günün tarihleri, yani o günkü alış para girişlerini ve çıkışlarını yazacağımız yerler. Örneğin bunu 100 satır için planlarsak birden işte A2'den itibaren 100'e kadar seçelim. Ve veriden veri doğrulamayla beraber herhangi bir değer yerine listeye kaynak kısmına da gelir noktalı virgül gider diyerek sadece gelir ve gider yazılmasını sağlayalım. Yani başka bir şey buraya yazılamasın. Burada şimdi tarihimizi girelim. Günün tarihini girmek için Ctrl Shift noktalı virgül türümüz gelir. Buradaki açıklama 1, açıklama 2, açıklama 3 ve açıklama 4 türleri arkadaşlar. Detaylar. Örneğin gelir nedir? Kendi web sitem üzerinden, Vidoport üzerinden düşünürsek üyelik geliri örneğin üyelik olarak. Açıklama 2 üyeliğin detayı. Burada örneğin aylık üyelik. Açıklama 3 buraya bunun detayını yazabiliriz. Örneğin Ömer Bağcı isimli üye diyelim. Açıklama 4'e burada gerek yok. Tutarımız 25 lira. Ve tekrar günün tarihini girelim. Bu şekliyle gider. Giderler tabii çok fazla giderimiz var. Ofis giderimiz var. Vergi giderleri var, araç giderleri var. Bunların her birini bir grup olarak belirlememiz lazım. Örnek olarak vereyim. Araç diyelim buraya. Araç giderimiz. Yakıt gideri. Bunun daha detayını almak için plakamızı yazalım. 34B6115 plakasını yazdık. Ve tutarını yazalım. 230 liralık bir giderimiz olsun. Tekrar günün tarihine girelim. Gider. Ofis giderimiz olsun. Bakın telefon ve telefonun detayı 0505 694 85 25. Buraya da örneğin Ömer Bağcı'nın kullandığı gibi bir detay yazabilirsiniz. Buna da 123 lira diyelim. Tekrar tarihe girdik. Gelir. Üyelik gelirimiz olsun. Örnek olarak Excel üyelik gelirimiz olsun. Tekrar Mahmut C
Can isimli üye olsun ve bunun da geliri 49 lira olsun. Bu şekliyle bütün gelir ve giderimizi buradan girebiliriz. Tekrar gelir diyelim. Üyelik gelirleri var. Eğitim gelirleri olsun. Eğitim olsun. Firma eğitimi gelirimiz olsun. Ve firma eğitiminde de örnek olarak Yıldız Meşrubat Eğitim olsun. Ve bunun da geliri 300 lira olsun. Bu şekliyle bütün geliri ve gideri tablomuzda tarih tarih gün gün gireceğiz. Ana amaç burada açıklama 1'in mümkün olduğu kadar sade olması, yani açıklama 2'nin daha detaylı olması, açıklama 3'ün ve açıklama 4'ün en detaylı olması. Tekrar edelim, biraz daha uzun bilgi olması açısından. Gider, ofis giderimiz olsun. Ofisimizde telefon gideri vardı. Örneğin mutfak gideri olsun. Mutfak giderleri diye bir başlık açalım. Buraya da işte market alışverişi diye detayını yazalım. Ve 45 lira gitsin. Tekrar gideri detaylandırmak açısından gider. Vergi giderlerimiz olsun. Bakın vergi başlığı altında olsun bu giderimiz. Örnek olarak SGK prim olsun. Prim ödemesi diyelim ve Haziran Ağustos ödemesi diyelim. Örnek olarak da 400 lira Ağustos ödemesi olsun. Açıklama 1 mümkün olduğu kadar sade, daha az. Açıklama 2 onun altında biraz daha detaylı. Açıklama 3 ve açıklama 4 daha detaylı. Çünkü biz geliri gider türlerini alacağız. Açıklama 1'i ve açıklama 2'yi kullanacağız. Bir de tutarları kullanacağız. Tekrar bakın gider diyelim. Ofis giderlerimiz olsun. Telefon giderimiz olsun ve 0505-694-85-26 nolu telefon olsun. Bu da Mustafa Bey'in kullandığı gibi bir detay yazalım. Buna da 23 lira gitsin. Bu şekilde günün tarihlerini girerek arkadaşlar gelirlerimiz, bakın tekrar eğitim gelirimiz, firma eğitim gelirimiz, örnek olarak Interpro yazalım. Interpro eğitim gelirimiz olsun. Buraya bunun detayını yazabilirim. Bununla ilgili ileri Excel eğitimi diyebilirim. İleri Excel eğitimleri. Bundan da 400 lira, 450 lira kazancımız olsun. Şimdi raporlarımızı oluşturabilmek için burada ay ve yılı ayıralım. Daha çünkü bize kolay olur. Buradan hemen bir sütun ekleyerek, hatta iki sütun ekleyerek buraya yıl diyelim. Çünkü bunları rapor alırken kullanacağız. Bunları da buraya da ay diyelim. Yılı bulmak için eşittir yıl, parantez açıyoruz ve girdiğimiz tarihin yılı. Ayı bulmak için de eşittir ay diyoruz. Bunun ayını buluyoruz. Burayı kaç satır için istiyoruz? 100 satır olarak planlamıştık. 100 satır olarak çekelim. Ve 100 satırda bunu bırakalım. Bunlar 1901 olarak gelecek boş olduğu için. Şimdi gelirlerimiz belli, giderlerimiz belli, tutarlarımız belli. Şuraya da kasa diye bir, kasa durumu diye bir başlık açalım. Ve gelir eksi gider, yani anlık kasa durumumuzu buradan görebilirim. Buradan başlıklarımı seçerek bunları hemen biçimlendireyim. Daha düzgün bir görünüme sahip olması için şu şekliyle yapalım. Buradaki alanları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kasa durumumuzu görebilmek için burada yapmamız gereken e-topla işlemini kullanmak. E-topla işlemini şöyle kullanacağız. Eşittir. Hatta şöyle açalım biraz. Eşittir. E-topla diyoruz. Parantezi açtık. Aralık kısmımız, toplam alacağımız aralık. Gelir. İki nokta üst üste tekrar gelir. D3. Ve ilk D3'e tıklayıp F4'te bunu sabitliyoruz. Bunu örnekten önceden de yaptık. Noktalı virgül, ölçütümüz gelir, noktalı virgül. Toplam alacağımız aralık, tutar, iki nokta üst üste tekrar tutar ve tekrar ilk tutar kısmını F4'te sabitliyoruz. Buradan bu satıra kadarki gelirleri bulduk. Eksi, tekrar E topla yapacağız.
Ama burada şu hataya düşelim. Bakın tekrar e-topla yapacağız. Şunu hemen seçelim. Ctrl C ile beraber, Ctrl V ile beraber yapıştıralım. Burasını D3 olarak, gelir olarak belirledik ama bir sıralamada gider de olabilirdi, gelir de olabilirdi. Kafa karıştırır. Onun için tırnak içinde gelir diyelim, tırnak kapatalım. Aynı benzer mantıkla buraya da tırnak içinde gider diyelim, tırnak kapatalım ve sondaki ifadeyi de kapatalım. Bunu yaptıktan sonra bunu aşağı doğru 100 satıra doğru çekelim. Bakın 100 satırlık bilgiyi çekelim. Kasa durumumuzun 3 lira artıda olduğunu görürüz. Hemen buradan bunu belirleyip ve istersek de şuradan detaylardan para birimi koyacaksak para birimi, yoksa sayı birimlerinde eksiği negatif göster şeklinde. Bakın kasa eksiye düşmüş, sonra tekrar artıya geçmiş. Şimdi tabii burada hoş gözükmeyen şeyler var. Bunu yaptıktan sonra koşullu biçimlendirmeyi kullanarak buradaki rakamları gizleyelim arkadaşlar. Şuradaki rakamlar gözükmesin. Çünkü hoş da değil, gözükmesin bunlar. Buraya bilgi girildiği zaman, yani tutar kısmı dolu olduğunda buradaki rakamlar gözüksün. A3'ten itibaren tablomuzun tamamını seçelim. 100 satırlık tablomuzu seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme. Buradan yeni kural. Formül kullan. Ve formül kullan kısmında nasıl bir işlem yapmamız lazım? Şimdi dememiz lazım ki eğer I3'teki değer boş ise, yani burası boş ise, rakam yoksa, verileri beyaz olarak göster, gizli şeklinde. Eşittir I3. Ama I3'ü yazdıktan sonra F4 ile beraber I'yi sabitliyoruz. I sütununda olduğunu anlaması için eşittir. Tırnak tırnak şeklinde belirleyelim. Yani I3'teki değer eşittir boş ise, biçimlendire gelin, yazı rengini beyaz olarak yapıp tamam ve tekrar tamam dediğinizde bakın buradaki değerlerin gizlendiğini görürsünüz. Artık buraya biz herhangi bir değer yazarsak bakın değer otomatik olarak gelecektir. Şimdi buradan istersek şunu da yapabiliriz. Anlık olarak gelir toplamı, gider toplamı gibi değerleri üste yazdırabiliriz. Ama burada özet tablolar oluşturarak bu raporlamaları yapalım. Çok daha kolay olur. Anlık olarak kasamızı gördük, günlük olarak değerlerimizi gördük ve şimdi aylık raporları oluşturalım. Aylık gelir raporumuz nedir? Aylık gider raporumuz nedir? Gibi raporları oluşturalım. Bunun için de isterseniz şöyle yapalım. Bakın şuradaki 2, 3 adresi seçip Ctrl H yapalım. Aranan nokta 8, nokta 8. ay değerlerini, nokta 7, nokta olarak da tarihleri 7. ay olarak değiştirelim. Ki 2 ay birden bunu görme şansımız olsun. Ve tablomuzun içine tıkladıktan sonra ekleden pivot table, özet tablo, 100 satırlık alanımız, yeni çalışma sayfası aç. Tamam diyoruz. Buradan artık yılı filtreye, ay ifadesini sütuna, aylara göre bakın değerler, tür ifadesini yılın üstüne, açıklama 1'i satırlara, açıklama 2'yi satıra ve tutar kısmını da toplam değerlere getirelim. Say değer olarak değil, hemen rakamların üzerinde sağ buton, değer özetleme ölçütünü toplam olarak düzeltelim. Burada iki ayrı özet tablo yapalım. Bu gelir sayfamız olacak ise tür kısmına gelip gelirleri seçelim. Tamam diyelim. Sadece gelirlerimiz. Bakın aylık gelirlerimiz, 7. aylık gelirlerimiz ve 8. aydaki gelirlerimiz ve beraber toplam gelirlerimiz. Buradan numara biçiminden hemen sayı binlik basamaktan ayır şeklinde bunları tamamlayalım ve şuraya aylar yazalım. Buraya tür yazalım. Buraya da boş bırakalım. Gerçi boş bırakamayız. Silemeyiz daha doğrusu. Boşluğa basıp bir kere Enter'a bastınız mı? Boş olarak gelir. Buradan yıllara göre tüm yıllar bunun başına gelir. En başta gelir. Bakın şunun tablomuzun ismini gelir tablosu yapalım. Gelir raporu. Sayfa 1'e de veri girişi ismini verelim. Şimdi tekrar veri girişine geliyoruz. Tekrar ekleden pivot table. Tekrar aynı aralığa geldik. Aynı işlemi yapacağız. Yılı yukarıya, türü yukarıya. Açıklama 1 ve 2'yi istersek açıklama 3 ve 4'ü de ekleyebiliriz ama açıklama 1, 2 şu anda yeterli ve tutarı da buraya getirelim. Tekrar rakamların üzerinde düzenleme ölçütünden toplam, tür kısmından da gideri seçelim bu sefer. Tamam dediğimizde bakın
Ay ifadesini de sütunlara yerleştirdik mi? Aylık olarak hangi değerler gelmiş, hangi değerler gitmiş ifadesini rahatlıkla buradan görebiliriz. Buradan da gider raporu diyerek bunu bu şekliyle bulabiliriz. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin adım adım ilerleyerek birlikte bir kasa programı yapalım. Kasa programında günün tarihini girerek, gelir mi gider mi bunların da kalemlerini girerek verilerimizi bir sayfaya girelim. Daha sonra da başka bir sayfada bu girdiğimiz verilerden özet tablolar oluşturarak gelir sayfamızı ayrı, gider sayfamızı ayrı tutabiliriz. Aynı sayfada da tutabiliriz. Bunları adım adım yapalım. Şimdi mantık olarak düşündüğümüzde bir veri sayfamız olması lazım. Burada tarihimizi gireceğiz. Tarihi girdikten sonra gelir mi gider mi bunu girmemiz gerekiyor. Sonra gelirse ne tür gelir bunun açıklamasıyla, giderse ne tür gider bunun açıklamasıyla bunları girip rakamları girdikten sonra da bu raporları otomatikman oluşturacağız. Şöyle yapalım. A1'e ay diyelim. B1'e yıl diyelim. Yani girmiş olduğumuz tarihin C1'e de tarih diyelim. Buraya tarihi girdik. Yıl ve ayı otomatik olarak ayırdık. Buraya da tür diyelim arkadaşlar. Yani bu gelir mi gider mi? Gelir kalemi mi gider kalemi mi? Bunu tek gelir tutup raporları gelire göre, tek gider tutup raporları gidere göre de alabiliriz. Buraya da açıklama diyelim. Buraya açıklama 1. Buraya da açıklama 2. Yerine göre bu 3, 4, 5 diye de uzayabilir. Buraya da tutar. Örneğin şöyle mesela bir tane türümüz gider olsun. Açıklamamız araç giderimiz olsun. Yakıt olsun mesela. Bakın açıklama 2 işte 6115 plakalı aracımız olsun. Şöyle yapalım. B 6115 plakalı aracımız olsun. 75 lira yakıt alsın. Gibi. Buraya tarihe girelim. Günün tarihini girmek için Ctrl Shift noktalı virgül Enter. Ayı hesaplatmak için eşittir ay işleviyle beraber buradaki ay değerimiz. Yıl hesaplatmak için de eşittir yıl diyerek buradaki yıl değerimiz. Bunları hesaplatalım. Şimdi bu ikisini aşağı doğru çekiyorum. Örneğin 25 satır için ben bunu yapayım. Daha uzayabilir. Bunu da aşağı doğru 25 satırlık çekelim. Ama hep 12. ay olmasın. Şurayı 3, 12, 10 yapalım. Şu şekliyle. Şurayı da 11 yapalım. Bu da 11. ayımız olsun. Şöyle çekelim. Şimdi burada gelir ve giderlerimiz var. Burayı açılı kutu yapabiliriz. Şöyle seçiyorum aşağıya doğru. Veriden veri doğrulama izin verilen kısmından liste diyelim. Kaynak kısmına da gelir noktalı virgül gider. Yani bunun dışında herhangi bir şey yazılamaz. Tamam diyoruz ve buraya gelir ve giderin açılmasını sağlıyoruz. Açıklamalar kısmını arkadaşlar veri doğrulama yapabilirsiniz ama önerilmez. Çünkü araç gideriniz olur, farklı giderler olur, farklı gelirler olur. Bunlar da yapılabilir. Şimdi bu tabloyu dolduralım. Gelir olsun. Bakın hata verdi. Gider olsun. Gider olsun. Gelir olsun. Burası gelir olsun, burası gider olsun. Gelir, gelir ve gider diye girelim. Şimdi gelir türlerimizde örneğin gelir türümüz üyelik gelirimiz. Aylık üyelik şeklinde yazalım. Açıklama kısmına da örneğin aylık üye olan üyemiz Ömer Bağcı 25 lira yazalım.
Gider kısmımıza ofis giderimiz olsun, kira giderimiz olsun ve Aralık ayı giderimiz olsun. Örneğin 1250 lira kira giderimiz olsun. Benzer şekilde ofis giderimiz olsun, telefon giderimiz olsun. Bu sefer 0505 694 8525 no'lu telefonumuzun gideri olsun. 95 lira olsun. Bakın bu şekilde bütün gelirleri ve giderleri tek tek girmemiz gerekebilir. Burada personel gideri yazalım. Ne kadar detay istiyorsanız o kadar detaylı yazmak gerekir. Personel giderimiz Mahmut Can olsun. Maaş gideri olsun ve bu da 1450 lira olsun. Gelirimiz tekrar üyelik gelirimiz. Bu sefer yıllık üyeliğimiz olsun. Açıklama kısmını da Berker Şahin yazalım. Yıllık üyeliğimiz 99 lira. Bunu yapalım. Tekrar gelirde tekrar üyelik. Yıllık gelirimiz üyeliğimiz olsun tekrar. Özcan olsun. Özcan Çoker oğlu. Tekrar 99 lira. Tekrar üyelik gelirimiz. Excel üyeliğimiz olsun. Excel üyeliği buraya da Yavuz Alp Pekel olsun. Excel üyeliğimiz 49 lira. Giderlerimiz binlerce gider var bir işletmenin. Ofis gideri olsun. Kira telefon örneğin. Mutfak gideri olsun. Burada eğer mutfak giderini ayırmak istiyorsanız ofis yerine mutfak yazabilirsiniz. İşte diyelim ki yemek gideri olsun. Bu da 253 lira olsun. Tekrar ofis. Tekrar yakıt. Ve 6115 75 liralık yakıtımız olsun. Tekrar ofis, telefon 0505 694 85 26 olsun. 41 lira. Üyelik, tekrar üyelik. Yıllık üyeliğimiz tekrar. Bu şekilde tek tek bunları istediğiniz kadar detay açarak buraya girebiliriz. Buraya da Ali Özkanlı olsun. Yıllık üyeliğimiz 99 lira. Yıllık üyeliğimiz buraya da Hasan Berber olsun. 99 lira olsun. Tekrar giderlerimiz. Ofis giderimiz var. Muhasebe giderimiz olsun. Muhasebe ya da şöyle yapalım. Daha rahat Aralık ücreti diyelim. Bu da 365 lira olsun. Şimdi giderlere girerken üst detayda görmek istediğiniz gideri buraya girebilirsiniz. Mesela tekrar personeli girelim buraya. Personel Mahmut Can maaş 1450 lira tekrar girdik. Bu şekliyle bütün raporları tek tek değerleri girebiliriz. Hemen şuradan tutar kısmını seçelim. Giriş kısmından binlik basamaklarını ayıralım. Şu başlıklarımızı şöyle seçip kalınlaştıralım ve şuraya tıklayıp A2'ye tıklayıp görünümden bölmeleri dondur diyerek üst satırı dondur diyelim ki şu şekliyle aşağı doğru indiğimizde başlıklarımız sürekli sabit kalsın. Bundan sonra diğer örneğimizde bu tablodan nasıl raporlar oluşturacağız? Bunu yapalım. Düşey ara işlevi kuşkusuz ki Excel'in en sık kullanılan ve en yoğun kullanılan işlevlerinden bir tanesi. Düşey ara belirli bir tablonun içinde aradığınız bir değeri buldurarak o tabloda istediğiniz sütundaki karşılığını getirtmek için kullanılan firmalarda yoğun olarak da kullanılan bir işlevdir. Örneğin tablomuzda bir çek takip listesi yaptığımızı düşünürsek, çek takip listesi tablomuzda çekin alındığı tarih, firma isimleri, aldığımız firmaların isimleri ve tutarları var. Ayrı bir tablomuzda da aldığımız firmanın vade günleri var. Yani biz çeki Erbakır'dan almışsak vadesi 20 gün, Arenko'dan almışsak 25 gün, Evtex'ten almışsak da 30 gün, Karsan'dan almışsak da 36 gün gibi vadeler var. Amacımız düşey ara işlevini kullanarak bu tablodaki değerleri
şuraya getirtmek. Yani firma Erbakır ise gidecek, şu tabloda Erbakır'ı bulacak ve karşısındaki vadesini 20 günü buraya getirecek. Bunu yapabilmek için düşe yara işlevini kullanmamız lazım. Düşe yara işlevinde genel kullanımı bu şekliyle eşittir düşe yara aranan bir değer var ki bu örneğimizde B5'teki Erbakır değeri. Tablo dizisi var. Tablo dizisi ise bu B5'teki değeri yani aranan değer hangi tabloda aranacak ki bizde I4 J7 aralığındaki tabloda ve sütun indis sayısı var. Sütun indis sayısı tablo dizisinde yani I4 J7 aralığındaki tablomuzda kaçıncı sütundaki değeri getireceğimizi belirlediğimiz bir sayıdır. Erbakır ve firmalar birinci sütundur. Vade gün sütunu ise ikinci sütundur. Aralığa bak ise tam eşleme mi yapmak istiyoruz yoksa eğer o yoksa en yakın değerini mi getirmek istiyoruz gibi karar verdiğimiz bir özellik. Şimdi şöyle yapalım. Vade günü tıkladım. Eşittir. Düşey. Ara. Bakın burada düğü bastıktan sonra düşey ara aşağıda otomatikman açıldı. Sekme tuşuna ya da tab tuşuna basarak otomatikman gerisini getirebilirim. Aranan değer diyor. Aranan değerimiz B5'teki değer. Noktalı virgül. Tablo dizimiz. Başlıkları almıyoruz. Direktman başlıkların altındaki I4, J7 aralığı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer bu formülü aşağıya kopyalayacak isek bu aralığı sabitlememiz gerektiğidir ki onu da aralıkları sabitlemenin yolu F4 tuşuna basmak. Bakın dolar işaretleri geldi. Başvuru göreceli başvurudan mutlak başvuruya döndü. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı bu I4 J7 aralığında ki kaçıncı sütundaki değeri getirmek istiyoruz. Birinci sütunumuz firma isimleri. İkinci sütunumuz ise vade günleri. Bizim amacımız vadeye getirmek olduğu için 2 yazıyoruz. İkinci sütun demek bu. Noktalı virgül. Tam eşleme yapsın deyip yanlış da yazabiliriz ya da direktman 0 da koyabiliriz. Parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığım zaman gidiyor Erbakır firmasını bu tabloda arıyor. Tablo dizisinde arıyor. Bulduğu zaman bu tablo dizisinin ikinci sütunundaki değerini yani 20 değerini buraya getiriyor. Daha sonra buna çift tıklayıp aşağı doğru diğerlerini otomatikman getirebiliriz. Tekrar incelersek bakın B5 değerini I4 J7 arasında bul. Eğer varsa I4 J7 arasındaki aralığının ikinci sütunundaki değerini getir demek. Bu formülün açıklaması. Tahsil tarihini ise eşittir. Tarih artı vade gün diyerek topladığımızda 20 gün sonrasını bulup çift tıkladığımız zaman da diğer tahsil tarihlerini bulabiliriz. Düşe yaranın kullanım amacı bu şeklindedir. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de örneğimize devam edelim. Üçüncü örneğimizde de kalan form kitap sayılarını buldurduktan sonra ya da kalan stok miktarlarını buldurduktan sonra bir değer hatasıyla karşılaştık. Bu değer hatası arkadaşlar buradaki değerlerin olmamasından ve bir matematiksel işlem yapmamızdan kaynaklanan bir hata. Şuradaki e-topla işleminden dolayı. Şimdi burada Excel'de bildiğiniz gibi hataları gidermek için kullandığımız işlem eğer hata işlemi. Eğer hata işlemini düşe yaradaki yok hatasını gizlemek için kullandık ama formülün genelinde bir hata olduğu için bakın eğer hatayı şöyle kullanalım. Şuradaki değeri silelim. Eğer hata diyelim düşe yara ve e-topla işlemini yapsın. En sona gidelim noktalı virgül çift tırnak çift tırnak şeklinde. Eğer hatayı sadece düşe yaradan değil tamamına uygulamış olalım. Aslında Excel'de şunu diyoruz. Eğer düşe yara işte A2 FG aralığındaki değeri e-topladan çıkardığın zaman bir hata ile karşılaşırsan buradaki boş değerini getir. Hata ile karşılaşmazsan da sonucun, formülün sonucunu getir şeklinde diyoruz. Enter'a basıp bunu aşağı doğru kopyaladığınız zaman alt taraftaki değer hatalarının bakın gizlendiğini ve buraların artık boş olarak geldiğini görürüz. Arkadaşlar bu gizlenmesi bir şey yok anlamına gelmez. Bunu 1 milyon satıra çekerseniz dosyanın boyutunu şişirirsiniz. Burada boş değer olarak karşımıza gelir ama dikkat ediyorsanız
Formüllerdeki görünen değerler hücrenin içindeki değerler iken gerçek değerler formül çubuğundaki değerlerdir. Yani buraya baktığınız zaman boş olarak görüyorsunuz. Görünen değeri boşluk ama gerçek değeri formül çubuğuna baktığınız zaman buradaki değerlerin yani bir formül olduğunu görürsünüz. Bu şekilde artık buradan bakın sadece örneğin İleri Excel 2013 kitabından 30 tane satıldığını düşünelim. Toplam 67'ye çıktı satış. 250 tane stoğumuz vardı. Buradan da toplam 183'e düştü. Tabi aynı işlemi şuraya yapmak lazım. Buradan da anlık stoğu toplam stokları görmek lazım. Görmek gerekebilir. Şöyle yapalım. Buraya da işte isterseniz basitçe E topla diyelim. Nereyi topluyoruz? Hemen A sütunundaki A sütununda noktalı virgül. Şu değeri bul. Noktalı virgül. Satılma sayılarını topla şeklinde yaptığınızda da bakın değerlerini bulursunuz. Ve buradan da çıkardığımız zaman üst tabloda da anlık olarak hangi üründen kaç tane kaldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Tabi bu basit bir tablo. Buna bir tarih eklemek mümkün, cari eklemek mümkün. Daha sonra bunların pivot table'larını oluşturarak hangi tarihte, hangi ayda, hangi cariye ne kadar ürün satıldığı gibi detayları yapmak mümkün. Bu tür eğitimler web sitemiz üzerinde var. Oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde bakın basit bir stok takip listesini rahatlıkla sadece eğer düşey ara e toplayı kullanarak ve hataları gizlemek için de eğer hata formülünü kullanarak kendi başınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Excel'deki çözücü işlevi hedef arının bir üst versiyonu olarak düşünülebilir. Hedef arada tek şarta bağlı istediğimiz değerleri buldururken çözücüde çok daha geniş alanlara bağlı hesaplamalar yaptırılabilir, istenen kıstaslar verilebilir. Çözücü normal olarak sekmelerde yer almaz. Veri sekmesine bunu eklemek için dosya menüsünden seçenekler sol taraftaki eklentileri seçtikten sonra sağ alttaki git ifadesine tıklayıp açılan pencerede çözücü eklentisini seçip tamam dememiz gerekir. Bunu seçtiğimiz zaman veri menüsüne çözücü eklenir. Çözücüde tablomuzun bu işleme uygun olması lazım. Örneğin elimizdeki tabloda bir dershaneye ait olan kayıtlar, maksimum öğrenci kapasiteleri, kazançlar, öğrenci sayıları var. Buradaki amacımız şu. Dershanemizin lise 1'de alabileceği öğrenci sayısı belli. Lise 2'de belli, lise 3'te, lise 4'te ve mezun da belli. Şu an için aldığımız kayıtlar var. Dershaneye yönelik alınan kayıtlar var. Öğrenci başına da kazancımız lise 1 gruplarındaki bir öğrenciden 400 lira, lise 2'den 420 lira gibi farklı değerler. Şimdi burada istediğimiz bir değeri kar oranını yakalamak için kaç öğrenci daha almamız lazım ve hangi branşlardan kaç öğrenci almamız lazım? Öncelikle şu anki mevcut durumu görmek için öğrenci sayısıyla kayıtlı öğrenci sayısıyla bir öğrenci başına olan kazancın toplamını almam lazım. Bunu şöyle yapabilirim. Eşittir derim. Kayıtlı öğrenci çarpı şu artı tekrar şu, bu öğrenci sayısı çarpı şu artı bu çarpı bu gibi böyle tek tek artı daha sonra buradaki hedefler kısmına da bunu ekleyerek yapılabilir. Onun yerine şunu yapalım. Aynı işi yapan eşittir topla çarpım bize şu aralıktaki değerleri alsın şu aralıktaki değerlerle yani 400 ile 41'i çarpsın toplasın. 420 ile 52'yi çarpsın toplasın. Bu işimizi yapsın. Artı tekrar aynı işlevi kullanıyorum. Topla çarpım. Buradaki öğrencilerle buradaki kar oranıyla şurada gelecek sayıları topla ve çarp. Evet şu anda 147.520 liralık bir şeyimiz var. Kazancımız var. Şimdi çözücüyü kullanarak benim bu 147 bin küsur olan karımı 180 bin lira yapmam için kaç öğrenci almam lazım ve hangi öğrenciden, hangi gruptan kaç öğrenciyi almam lazım? Bakın, hedef arayla bunu tek tek yapmak lazım ama çözücüde hepsini bir arada yaptırabileceğiz. Gelir toplamı ifadesine tıkladıktan sonra çözücüye tıklıyorum. Karşıma bu geliyor. Çözücü penceresinde hedef ayarla kısmı sonucu ulaşmak istediğiniz yerdir ve mutlaka bir formül içermesi gerekir. Bu örneğimizde E8. Hedefimiz en büyük, en küçük ve değer olarak 3 farklı kategoride olabilir.
Yani en çok kar, en az kar ya da şu değerdeki gibi bir rakam olabilir. Örneğin ben buraya 180 bin lira kar etmeyi planlıyorum. Bu 180 bin lira kar etmem için hangi hücrelerin değişmesini istiyorsanız bizde de örneğin şu hedefler kısmı değişecek. Ve burada da kısıtlamalarımızın olması lazım. Şimdi örneğimizde şöyle bir kısıtlamaya ihtiyacımız var. Bizim lise 1'de kapasitemiz 68 kişi, kayıtlı öğrencimiz 41 kişi, alabileceğimiz maksimum sayı 27 kişi. Yani E2 hücresine gelen değer 27'den büyük olamaz. Aynı şekilde E3'e gelen değer 26'dan büyük olamaz. Bunları tek tek şuradaki ekle ifadesine tıklayıp kıstaslarımı veriyorum. Bakın bu hücredeki değer küçük eşittir, tıklayalım, şuradan olmak zorundadır. Ekle diyorum. Bu hücredeki değer küçük eşittir, bu olmak zorunda. Tekrar ekle. Bu hücredeki değer küçük eşittir, bundan. Tek tek bu şartların hepsini veriyorum. Bunu da verdikten sonra tamam dediğimde sistem buna geliyor. Daha sonra şu altta çözme yöntemleri var. Doğrusal olmayan, basit açılım diye. Bunları deneyebilirsiniz. Bunlar farklı sonuçlar üretir. Doğrusal olmayan sistemini seçtikten sonra çöz dediğimde bakın sistem bunu çözdü ve benim 180 bin lira para kazanmam için şu gruplardan şu öğrencileri almam gerektiğini bana bildirdi. Buradan iptal ederek çıkıyorum. Tekrar eskiye döndüm. Şimdi şuradaki karımın şu anki karımın dönem sonunda benim 30 bin lira kar edebilmem için acaba şuradaki hedeflerimin kaç öğrenci olması lazım? Kaçar öğrenci daha almam lazım? Şimdi bakın benzer şekilde çözücüye tıklıyorum. Hedef ayarla kısmım değişti. Bu sefer hedef ayarla kısmım burası. Gene E2, E6 aralığını değiştireceğim. Şartlarım gene aynı. Çünkü şurada maksimum öğrencileri taşımam. Değerim bu sefer ne olacak? Örneğin ben bu yılın sonunda gelirler eksi giderlerin 24 bin lira fark olmasını istiyorum. Yani 24 bin lira şirketimin kar etmesini istiyorum. Bunun için kaçar öğrenci daha almam lazım? Çöz dediğim zaman bakın sonucun 24 bin lira olabilmesi için benim lise 1'den 18 öğrenciye daha ihtiyacım var. Lise 2'den 19'a gibi farklı şekilde çözümler üretilebilir. Eğer burada tamam derseniz bu değerler sabit kalır. İptal dediğiniz zaman tekrar eski değerlere geri dönersiniz. Şimdi hedefimizi değiştirelim. Çözücüye geldim. Tekrar örneğin 40 bin lira kar edebilmem için verdiğim şartlara bağlı olaraktan kaç öğrencilere ihtiyacım var dediğimde bakın burada eğer işte 27'de 27 alırsam, 26'da 26 alırsam, 28'de 24 öğrenci alırsam, mezunlardan da 33 öğrenci daha alırsam ben bu gelir ve bu gider karşısında 40 bin lira kar ederim. Çözücü örneği basitçe bu şekilde anlatılabilir. Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Gelin birlikte bu örneğimizde bir haftalık ödeme takip programı yapalım. Elimizde bir tablo var. Tabloda tarihlerimiz var, firmalarımız var ve bu firmaya ait fatura bilgisi olan faturanın vadesi, açıklaması ve tutarı var. Bu genişleyebilir arkadaşlar. Yana doğru bunu uzatabilirsiniz. Ek açıklama alanları ekleyerek. Ama temel kanı faturanın alındığı tarih hangi firmaya ait olduğu, vadesinin ne olduğu, hangi nolu fatura olduğu ve tutarının ne kadar olduğu. Yapmak istediğimizde sayfa 2'ye geldiğimizde günün tarihi buraya otomatik olarak gelecek bugün işlevi sayesinde ve bugünün tarihine itibaren 5 günlük sürede burada bunlar otomatik olarak değişecek. Günler otomatik olarak değişecek. Alttaki toplam değerlerimiz de otomatik olarak değişecek. Yani siz Excel'de bu dosyayı açtığınız an bu hafta kime, hangi firmaya ne kadar ödemeniz var? Haftalık olarak bunu otomatik olarak göreceksiniz. Şöyle yapalım. Bunu yapabilmek için. Sayfa 1'i taşı ya da kopyala diyelim. Şuradan yeni kitap diyelim. Kopya oluştur diyelim ve tamam diyerek yeni bir sayfaya atalım. Yeni bir kitaba atalım. Kitap 1 olarak karşımıza geldi. Şimdi yeni bir sayfa ekleyelim buraya. Şuraya günün tarihi diyelim.
ve tarihe getirmek için de eşittir bugün şeklinde tarihimizi otomatik olarak getirin. Şuraya firmalar. Şimdi buradaki firmaların yazmış olduğumuz firmaları buraya otomatik olarak getirmemiz lazım. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Buraya rastgele bir firma yazarsak sistem bunu algılamaz. Onun için şöyle bir mantık güttük. Şuraya üste firmaları buraya tanımlayın. Öncelikle örneğin buraya yeni bir firma tanımlaması yapın ve burayı alta yeni firma gireceğinizi düşünerekten şu şekliyle uzun bir örneğin 20-30 satır seçerek altta da boş alanlar bırakıp sağ buton kopyala diyelim ve sayfa 2'ye gelip direkt sağ buton yapıştır diyemeyiz. Yapıştır dediğimiz an bilgiler buraya yapışır ama sayfa 1'e yeni bir firma eklediğimizde o firma buraya gelmez. Onun için özel yapıştır. Buradan da bağ yapıştır diyerek oradaki firmaları bakın buraya getiriyoruz. Artık ben sayfa 1'e buraya gelip örneğin Vidoport diye yeni bir firma tanımlaması yaparsam buraya da bakın aynı firmanın buraya geldiğini görürüm. Şimdi buraya da şu tarihten itibaren birer gün arttırarak gelmemiz lazım. Eşittir. E1 F4'te sabitleyelim. Artı 1 dememiz lazım ki 20'si olsun. Buraya artı 2, artı 3, artı 4, artı 5 gibi değerleri diyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yapın. Buradan sırayla tekrar şu şekilde 2, 3, 4 ve 5 olarak yapalım. Hatta şunları isterseniz şöyle seçerek bir satır, iki satır aşağıya alalım. Şu şekliyle. Aynı değerleri seçiyoruz. Bir üste kopyalayalım. Tarihler değişmeyecektir. Evi sabitlediğimiz için. Şimdi şuradaki değerlerimizi de tarihten özel biçim, tüm sayı biçimlerinden isteğe uyarlanmış diyelim ve gün 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 şeklinde 4 tane G harfini koyarak sadece gün olarak gelmesini sağlayalım. Artık şöyle hemen hızlıca seçip hücre stillerinden örneğin şunu yapalım. Benzer şekilde firmalarımızı şuraya alalım. Bu değerleri de buraya ve şöyle seçerek burada örneğin açık bir vurgu şekli yapabiliriz. Tablomuzun tamamını seçelim. Şu şekliyle. Kenarlığımızı uygulayalım. Ve ortalamadır, kalınlaştırmadır gibi işlemleri rahatlıkla buradan yapalım. Şunların sütunların hepsini birden seçerek standart bir genişliğe getireyim. Benzer şekilde şuradan seçerek standart bir genişliğe getirelim. Bu şekilde. Şimdi buraya şuraya da toplam bakın şu değerin aynısını almak için biçim boyacısını kullanın. Aynısını getirsin. Hemen seçelim. Ve kenarlığımızı ekleyelim. Aynı şekilde şurayı da mavi yapalım. Güzel gözüksün. Evet. Şimdi burada benzer şekilde şuraya da toplam diyelim. Toplam aylık ve haftalık şeylerimizi alalım. Toplam. Buradaki biçimi aynen buraya uygulayalım ve seçerek kenarlığını da ekleyelim. Şimdi arkadaşlar şurada sıfır değerlerimiz var. Bunları gizlememiz lazım. Çünkü bağ yapıştır yaptığımız için bakın sayfaya bağlantı var. Bu bölgeyi seçin hemen. Koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula, eşittir, sıfır ise hemen şuradan özel biçimden yazı rengini beyaz yapın ve tamam diyelim. Beyaz yaptık, gizledik. O zaman şöyle yapalım, şurayı kaldıralım bunun rengini.
Bunun yazı rengimizi siyah yapalım. Ve zemin rengimizi hücre şekli stillerinden normale döndürelim. Kalın ve 12. Evet, şu hale getirdik. Şimdi toplam değerlerimizi buldurmak için çok e topla işlemini kullanmamız gerekecek. Eşittir çok e topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütunumuz. Şurayı topla. F4'te sabitleyin. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı birimiz dediği yer. Firmalarımızın olduğu sütun. B sütunu F4'te sabitleyin. Noktalı virgül. Ölçüt birimiz sayfa 2'deki ilk firmamız. Noktalı virgül. Burada A5'i yazdıktan sonra birinci F4 tüm A'yı ve 5'i sabitler. İkinci F4 sadece 5'i, 3. F4'te A'yı sabitler ki burada A'nın sabit olması lazım. Aşağı doğru çektiğimizde A5, A6, A7 diye artsın. Sonra ikinci ölçüt aralığımız, tarih aralığımız, vade tarihimiz F4'te sabit diyelim. Noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız da şu üstteki tarih. Burayı da F4 ile beraber sadece 3'ü sabitliyoruz. Parantezi kapatın. Enter'a basın. Bunu aşağı doğru çektiğinizde toplamlar hariç diğer değerlerin geldiğini, yana doğru çektiğimizde de bakın diğer değerlerin geldiğini görürüz. Şimdi buradan yazı boyutumuzu 13 yapalım. Binlik basamaklarını ayıralım. Şu şekliyle. Toplamlarımız buna gerek yok. Burayı toplam aldıracağız. Ve toplamlarımızı aldıralım. Benzer şekilde şuraya da toplamlarımızı aldıracağız. Üst tarafı toplayacağız. Bunu da yazı boyutunu 13'e getirin. Bunları tamamen şekil artık. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz tablonuza. Şuradan hücre stillerinden örneğin şunu yapıp yazı boyutunu büyütün biraz. Benzer şekilde şurayı seçelim. Çıkış stilini seçtik. Yazı boyutunu büyüttük. Evet. Bu şekliyle arkadaşlar bakın haftalık olarak geldi değerlerimiz. Hemen şuradaki biçimi de şuraya da uygulayalım. Şekliyle güzel olsun. Güzel gözüksünler. Artık tarih bu tabloyu açtığınız zaman sistem otomatik olarak bunu alır. Ve burası da otomatik olarak artar. Burası artınca bu günler de otomatik olarak değişecektir. Alttaki rakamlar da seçmiş olduğunuz tarihe göre otomatik olarak değişecektir. Oldukça güzel bir tablo oldu. Artık gerisi tamamen şekil. İsterseniz şöyle bir çizgileri kaldırarak bir bakalım nasıl görecek tablomuz. Belki daha anlaşılır bir tablo oldu. Ya da sadece şöyle başlıkları seçsek. Bir iki örneğin kalın alt kenarlık koysak gibi farklı farklı şekiller, seçenekler yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada bu Excel tablosunu açtığınız gün, günün tarihi otomatik olarak buraya gelecek ve buna bağlı olarak da bu tarihler otomatik olarak güncellenecek ve siz de haftalık olarak o hafta hangi firmaya ne kadar ödemeniz var şeklinde bunu görebilirsiniz. İleri gidersek burada ileri uygulamalar ne olabilir? Hemen koşullu biçimlendirmeden rakamları seçtikten sonra ilk son kurallarında örneğin bu haftaki en yüksek 3 ödeme hangisi şeklinde bir şart yapabilirsiniz. Bakın en yüksek ödemeleri görüyorsunuz. Toplamlarını görebilirsiniz. Ve buradan örneğin şuradan eşittir şu değer bölü alttaki değeri sabitleyerek ve bunu aşağı doğru çekerek de bakın şu şekliyle tekrar hücre stillerinden aynı şekilde çıkış stilini uygulayalım. Yazı boyutunu büyütelim. Ve yüzde olarak yaptığımızda yüzde kaç ödemeniz var? Yüzde kaçına denk geliyor bu toplam ödemenizin? Gibi bu hafta örneğin sulayıcı nakliyata 44 bin liralık ödemeniz var. 44.635 liralık ve toplam ödemenizin yüzde 22'sini buna denk geliyor. Gibi sonuçları rahatlıkla buradan erişebilirsiniz. Buradaki tarihi örneğin 25-10 olarak değiştirdiğiniz zaman bakın alttaki değerlerin de otomatik olarak değiştiğini, toplam değerlerinizin değiştiğini ve toplam yüzde gibi değerlerin otomatik olarak değiştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Artık bu tamamen sizin haftalık ödeme takip şeklinde kullanabileceğiniz bir özellik ve bunu isterseniz 15 günlük yapmak da mümkün. Arkadaşlar şunu yana doğru uzatırsanız bu tabloları sütunlar ekleyerek şu formüllerimizi de yana doğru uzatırsanız
İsterseniz 7 günlük, isterseniz 10 günlük, isterseniz 15 günlük şeklinde tablo ödemelerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta 1 aylık görme şansınız da var. Bu ay kime ne ödememiz var, ne gün ne ödememiz var şeklinde rahatlıkla bunlar görülebilir. Öbür taraftan tabii bunun bir adım ilerisi de şu olabilir. Ödeme yapıldığı zaman rakamı silerseniz eğer buradan sıfırlar ya da eğer orası ödeme ödendi ifadesi gelirse buradan ifade düşebilir. O da başka bir uygulama. Bu size haftalık olarak hangi gün hangi firmaya ne ödemeniz var rakamını, raporlarını rahatlıkla verir.